Evet, zannedersem hayırlısıyla yayınımızı açtık. Hazır yayınımızı açmışken bir Telegram grubumuzda da paylaşayım. Bu arada Telegram grubumuz da var, haberiniz olsun. Yayın açtığım zaman kendim buradan pıt diye haber geçiyorum takipçilere. Rahat rahat herkes canlı yayınları takip etsin filan falan diye. Yani canlı yayınlar başlıyor, yok canlı yayınları kaçırıyoruz, canlı yayınlar eksik kalıyor filan diyorsanız, canlı yayınları, bilimum duyuruları, yer yer indirim kampanyaları bilmem nelerin ilk paylaştığım yer kendi Telegram bildirim grubum. Haberimiz olsun. t.me/csnhaber adresinden Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi hasret kaldık Zelda'ya. Bu arada haberiniz olsun, dün emülatörden Zelda girdim. Gayet iyi çalışıyor valla. Nazar değmesin yani. Güzel bir kardeşimiz. Başarılı. Bir dakika dur bakayım. Aç bakalım. Zelda'ya da bir update gelmiş. Update'imizi de çektik hayırlısıyla. Mikrofonumuz falan açık mı? Açık. Arkaya yeni şişeler mi gelmiş? Geldi. İşte 21 yıllıklar onlar. 21 yıllıklar almıştık ya bir takım. Rahat rahat. Güzel güzel. Tüketiriz diye. Ama tüketemedik işte. Kutlama için içecektik, onları kutlayamadık. Yine göt üstü oturduk haliyle, onlar da orada kaldı. Şimdi hangi save'i açayım diyor. Bilmiyorum hangi save'i almıştık biz. Aa dur, ekranı kendime büyütmemişim ki. Hey Allah'ım. OBS'ten bakıyorum dalgınlıktan. Bugün bu arada Müze Gazhane'de İstanbul Belediyesi ile beraber çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bayağı kalabalık katılım vardı. Gelen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Şuralar dedik galiba. Aç bakayım. Neyse, ikinci turda Muharrem İnce'ye verecekmişsin. Aynı fikirde olduğumuzu bilmek güzel. Estağfurullah kardeşim. Ben Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın arasındaki çizgiye tepki olarak ortaya basacağım. Çünkü malım. Neyse. Şurada bir Flight Range diye bir emmi vardı. En son bu bize bir görev verecekti. En son Zelda'da nerede kalmıştık? Uyu haçen nereden devam ediyoruz filan derseniz. Bu Zeldalar diyarının şeyi olmuştu en son. Bir tane kuş kardeşle beraber gökyüzündeki bir tapınağı falan aktifleştirip orada böyle böcek gibi bir şey dövmüştük. Uçan böcek. En son oralarda kaldık yani. Dur, yanlış yer. Dön bakayım. Şuraya girmiştik en son. Selam CS, 30 yaşıma geldim. Bugün hayatımın dördüncü kavgasını ettim. Adamlar sırtımda sopa kırdılar. Sebebi de sokak kedisini dövmeyin dedim diye. Bu memlekete inancım gitgide azalıyor. Wow. Geçmiş olsun kanka öncelikle. Onun dışında gitgide azalıyor cümlesine ben helal olsun dedim. Benim galiba çünkü stoklarım tükendi. Ama geçmiş olsun tekrar. İyi misin peki diyeceğim ama sırtımda sopa kırdılar da diyorsun yani. Bilemedim şimdi. Evet. Fırtına geçti diyor. Sen de diyor Tülin'e yardımcı olmuşsun diyor. He oldum. Aynen. Fırtına yüzünden diyor uçuş ekipmanlarımız diyor hep hasar gördü diyor. Ya yapma be abi ya. Of. Hay Allah. Ya arkadaşlar, deliklerin arasından uçma görevi geldi ya. 1000 yıllık. Öf. Beni gönder. Aynen. Ya bunlar da var ya bak. Hem GTA'larda hem bu oyunlarda en sevmediğim şey tipi budur. GTA Vice City'de falan da çok olurdu bunlar. Uçarak deliklerin içinden geçme görevi. Tilt oluyorum bu görevlere. Ay.
Ay. Abi son delik kaldı. Mahvolduk hay Allah. Ay. Bunu ben bir kere daha denerim sonra salarım. Ha? Aa 50 lira verdi lan. Oha 50 lira çok iyi ha. Bir şey söyleme 50 liraya burada ben yayın dışında şey yaparım ha. Grind yaparım valla. Bir şey değil, iki tane tuşa basıyoruz 50 lira veriyor. Valla. Oha. Tekrar girebilirsin ama 20 alırım diyor. Lan yürü git. Köpek. Dün bu arada evet Rıza da sormuş. Emülatörle denedim arkadaşlar Switch'te. Zelda'yı. İyiydi performans diyeceğim ama benim ekran kartı da sistem biraz güçlü yani. 4090'lı makinede emülatörün performansı iyi demek de biraz eşeklik oluyor. 3070, 2070 gibi makine sahiplerine nasıl performansını sormak lazım. Advance kursa da 20 lira veriyorum. Ver bakayım ya. Advance'de bir göreyim. Kaç para vereceksin lan? Para için buradayım ha. Sıçarım senin challenge'ına. Öncelikle onu belirtmek isterim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bence adam değilsiniz. Öte yandan memleketi kurtaracağım, paraya ihtiyacım var. Ya arkadaşlar bakmayın. Bir zırh olmuş 1000 lira. Biz de kahramanız ama halk kahramanıyız yani. Parasız bu prensesler kurtarılmıyor anam. Ne yapacaksın? Oğlum Link bırak lan duvarlara mı yapıştın? Gerisi Allah senin belanı versin. Cüce elfsin ya. Aptal elf. Öl. Ha, 20 liraya alamadım. Baktım herif 20 liraya çöktü. 20 liraya çıkaramayacağım baktım. Attım kendimi yere. Vallahi arkadaşlar 20 lira verdik adama. Baktım kurtaramayacak gibiyim. Attım kendimi. Yok kanka sağ olasın. Aynen. Ver ulan. Bokobo baby bokobo. Adamın okunu yayını da aldık. Güzel. Sabaha kadar da şurada bir oturayım canlarım da olsun. Hayda. Suki geldi yine. Hadi Suki hadi. Hadi Suki. Hadi Suki Allah versin. Hadi canım. Şimdi evet arkadaşlar. Bir takım ana görevlerimiz var artık oyunda. Keşfettikçe onlar da çıktı aşağı ortaya biliyorsunuz. Rito kasabasından Ritoculuğu çözdük. Efendim gözyaşları buluyoruz bir takım şeylerin üzerinden. Onu çözdük. Ben geçiyorum başka adventure'a. Lanet olsun şeye bu göreve. Bak şurada bir tane daha ejderhanın gözyaşları görevi var. Küçükten oraya teleport olsam mı acaba? Bak ha şurası. Olayım lan tabii teleport. Orada da yeni arazi açarız. Tükür beni. Alp Soft'a Batıkan Bahçeli hoş geldiniz. Ben de aynı böyleyim. Kurtaramayacak gibi olursam atarım kendimi. Tabii lan 20 lira mı kaptıracağım Allah'ın baykuşuna? Maymun mudur, baykuş mudur nedir? Türü de belli değil. Adamların vatanını kurtarmışım. Hala diyor ki
Burada yarışacaksan 20 liranı alırım diyor. Hadi lan. It all it. Anandan al sen 20 liranı. Hayat çok pahalı arkadaşlar. Bende kaç tane boncuk birikti ya bu arada? 3 tane. Ha, ulan bir shrine görürsem bir tane de shrine'a yazılayım da 4 yapayım şunu. Lan sabaha kadar uyuduk. Canımız artmamış. Ne iş? Vallahi kazıklandık gibi oldu biraz. Aa, şurada bir kule daha var. O kuleye de yazılırım. Ejderhanın gözyaşları da şurada. Ulan oraya acaba bir stable bulur da şey alır mıyız diye bakıyorum şu an. Equinox hoş geldin. Merhaba abi, bugünkü etkinlik çok güzel, teşekkürler. Resim de çekindik, iyi oldu. Eyvallah İremciğim, çok teşekkürler. Vallahi evet, çok güzel bir etkinlikti ya bugünkü, ben de çok eğlendim. Sorular da çok güzel geldi. Her etkinlikte çok iyi soru gelmiyor. Bugün gerçekten katılan tayfa çok güzel sorular sordu. Aa, havada ittirme yeteneği açmıştık. İttir bakayım beni. Aferin. Şu tepedeki ateşin yanına konayım. Oradan sonra yoluma bakarım artık, ne olacaksa olsun. Tepedeki ateşin yanı dediğimiz yer galiba düşman kampı ha. Öyle mi? Hayır, o değil. Selamünaleyküm. Aa, yol nereyedir? Uy, uşağım. Aa, yaratıklar var orada diyorsun. Ahmet demiş ki arkadaşlar bir yayını beğenelim ya, unutmuş muyuz ne izliyor? Evet dostlar, hadi bakalım like'lara, share'lere abanıyoruz. Hacı abi sen şimdi ne istiyorsun? Bunları öldürelim mi istiyorsun? Kolay gelsin ağalar. Aşağıda bir tane kanatlı, sen onları vuramazsın dedi de onu göt etmeye geldim. Şimdi geri gidiyorum, hoşça kalın. Kafa üstü çakılmam çok kötüydü. abi sen benim kafa üstü çakıldığımı görmemiş ol şimdi. Ben bir yalnız bit biraz dinleneyim. Çünkü şuruma bir ağrı geldi. Şeyma hoş geldin. Yeni profil fotoğrafın da pek tatlı olmuş. Ulan ateş başında oturunca iyileşilmiyor mu? Ulan canım full dolar diye oturmuştum ben buraya be. Resmen kazıklandım şu anda var ya. Heh. Babacık ne yaptın? Nasıl uçtun oraya? İşte gördün, ateşin üzerinden uçtum. 50 lira mı? Neyse, sen canın sağ olsun. Hayvan herif giderken ateşi de götürdü. Donuyorum lan. Neyse, şurada bir shrine varmış. O shrine'a gideyim bari. Lan biz buradaki Blizzard'ı kestik. Hala burada soğuk hava var ya. Neyse, çok da fazla hasar vermiyor. Küçük küçük götürüyor. Ha, biraz alçalınca azaldı. Selamlar, ben emülatöre indirdim. Cemu kurdum ama eski Cemu çalışıyor. Bunu nasıl düzeltirim? Hacı, hiç bilmediğim bir konu emülatör. Ben de bu hafta ilk kez dün kurdum yani. Şeyi kurdum, Yuzu kurdum. Evet.
Diyeceklerim bu kadar. Yani ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. Ben yüzü kurdum, attım içine. Çalışıyor. 4K'ya da upladım. Güzel oldu. 60 FPS'e çıkaramadım ama 60 FPS'in herhalde ayrı modu mu varmış, neymiş? Onu beceremedim yani. Onu da başkaları becerir artık diye düşünüyorum. Bırak bakayım lan. Bırak bırak. Ay senin babayın. Chat'ten cevapladılar hocam. Bak. Bir daha deneyelim. Vallahi bu seçim muhabbeti acayip gerdi hepimizi. Twitter'dan kaçıp burada Zelda izlemek çok rahatlı. Türü yayınlar demiş Sefa Üskara. Vallahi Sefacığım ne diyeyim? Yani aslında biz vatandaşların seçim diye bu kadar stres olmaması gerekiyor ama öyle bir ülkede yaşamadığımız için her seçim ayrı stres, her seçim ayrı gerginlik. Biz gerelim de bizden sonrakiler gerilmesin, öyle diyelim yani. Kalkan ve Ruby'yi birleştirirsen süresiz cold resistance veriyormuş. Aa daha güzel. Kalkan ve Ruby'yi yerleştireceğim ve Ruby Broadsword'u sırtıma taktığımda, kardeşim aslında güzel bir şey söyledin Serhat. Götüme taktığımda gördüğünüz gibi Ruby'nin ucu yandığı için o da sürekli şey veriyor. Cold resistance vermiyor ama sıcaklatıyor. Bak popom ısındı küçük küçük. Demin bütün gökyüzü görevinde ben böyle geçindim bu arada yani. Şurada yolun üstünde bir shrine var. Oraya da bir uğrarız. Ya geyiğe binebiliyor muyuz acaba ya? Keşke binebiliyor olsaydık. İyi yayınlar, hep Zelda tarzı oyunlar olsun, izleyek. Keyifle ya. Sırtımdaki yanan kılıcı nasıl elde ettim diye soruyorsanız bu arada aslında robotlardan bir tanesinden düşürdüm. Ama bildiğim paslı kılıcın ucuna şey takmış aslında. Ne opal mi topaz mı bir şeydi, neydi bu? Ruby takmış. Ben eldeki bütün rubileri 200 liradan sattım bu arada. Ha, sattığıma da çok pişman değilim. Yani bir yerden para da kazanmamız lazımdı. Şuraya bir insek mi ya? Ha bak, kıçımız da ateşe dönünce burası eriyor ufak ufak. Aşırı kaliteli önemli bir item bulduk. Peri bulduk arkadaşlar. Peri ne iş derseniz. Ah be, onu alabilseydim çok iyiydi. Niye peri gördüğüne bu kadar coştun derseniz şöyle bir şey. Önceki Zelda oyunlarında Link aslında böyle ölümsüz bir türün üyesi falan gibi bir şey. Hangisini de hatırlamıyorum ama çok yani. Zelda'nın da çok fazla oyunu var eskide. Ve şöyle oluyor. Link o periyle beraber gezdiği zaman ölümlü oluyor da bir noktadan sonra işte periyle aralarını mı bozuyorlar, bir şeyler oluyor. Sonra bunlar periyle ayrılıyorlar. Farklı yollara gidiyorlar hayatta falan, bir şeyler oluyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Hatırlamadım, çok belli oldu. Neticede peri aslında şey, bu şeyin bir parçası. Öldüğümüz zaman bizim yerimize peri ölüyor yani. Bir tane attım ya cebe şimdi mesela. Bir sonraki kombatta öleceğim kadar hasar alırsam peri cebimden uçup gidecek. Onun yerine ben şeyle full canla tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Bu da nereden baksan bayağı güzel bir şey bana sorarsanız. Bayağı yani cheat dead item'ı. İkinciyi de alabilseydim çok iyi olacaktı. Ona zıplayıp yetişemedim.
Arada gelirim buraya ama tekrar. Bak burayı öğrendik. Peki niye? Ha. Evet, yine çıktık yüzeye. Aa. Lan. Ulan ben buraya kadar geldim, bunu gördüm, içine girdim. Burada demin böyle bir şey var mıydı? Arkadaşlar ben buraya girerken burada stable var mıydı ya? Lan ben stable nasıl görmedim? Ha bak, bu yine burada röportajlar yapıyor. Evet bakayım. Nerede Zelda? Gördüğünü söylüyor musun? Prenses Zelda için altın ata bakıyoruz ama kaçtı. Ne? Ha? Altın atını almaya gelmiş. Altın at da çok söyleyince anlamlaşacak bu kelime gibi. Aa. Hadi uzatma dayı. Ya herhalde gidip altın atı bulacağız. Çok uzatmayın. Ne oldu? Uzaya gitmiş at. Atı aramaya giderdim ama kuzeyde diyor çok güçlü bir canavar var diyor. Oraya gitmeye korkuyorum diyor. Eyvallah. Çok da fümfzik. Her şeyde ben koşamam. Bilmiyorum ya da gidip atı bulsam mı? Arkadaşlar evet, eski Zelda oyunlarını sormuşsunuz. Eski Zelda oyunları... Yani ne diyeyim arkadaşlar? Zor yani. Öyle diyeyim. Şey açısından zor. Yani çok farklı bir zamanın oyunları. Tuhaf gelebilir. Bayılabilirsiniz, aşık da olabilirsiniz. Çoğunu emülatörlerle oynamanız lazım. En azından öyle bir şansınız var ama. Yani... Emülatör bol. O yüzden emülatörle oynayabilirsiniz her zaman. O şansınızı kullanın. Yoksa eski Zelda oyunları açıkçası dünya oyun kültürünün en önemli parçalarından ya. Önceki bölümlerde de anlattığım üzere hakikaten Zelda oyunları dünya oyun kültürüne yer vermiş oyunlar arasında. Hani eskinin Quake'i, Doom'u falan neyse, aslında Zelda'lar da öyle. Çok spesifik bazı oyunları var. Skyward Sword olsun, efendime söyleyeyim. Ötekisi olsun, belirkisi olsun. Majora's Mask geliyor aklıma. Twilight Princess geliyor. Ha, arkadaşın orada mı? E ben elimle götürürüm lan seni oraya. E götüreyim. Bunlara da yardımcı olup duruyoruz. Korok tohumu diye bir şey veriyorlar. İnşallah bir boka yarar o korok tohumları. Yani sonunda. Ocarina of Time var. Yani Zelda, aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Zelda'nın eski oyunlarını oynamak tabii bir çare, bir çözüm. Ama oynayamayacaksanız Zelda oyunları hakkında çok güzel belgeseller var İngilizce. Belki onları izleyebilirsiniz. Benim Zelda oyunları hakkında çoğu bilgim de oradan bu arada. Ve şöyle söyleyeyim, yani Zelda belgeselleri Zelda tutkunları tarafından 3-4 saatlik falan belgeseller. Adam oyun oynarken kültüründe neler değiştiğini anlatıyor. Kendisini o dönem neler ifade ettiğini anlatıyor. Yani şey, ben asıl oyun kültürüyle ilgili bir sürü bilgim de oyun belgeseli izleyerek edinmiş birisiyim. Onlara da takılabilirsiniz yani. Chatimizde Tan demiş ki abi Astroneer tek başına eğlenceli olur mu? Tan bak, benim kanalda tek başıma Astroneer oynadığım bir seri var. Normalden tabii ki yavaş ilerliyorsun. Ama ben tek başıma bir huzur buluyorum Astroneer oynarken, aslında öyle söyleyeyim. Arkadaşlarla oynadık biz birkaç yayında. Çok eğlendim oynarken. Ama bir yandan da böyle uzayın yalnızlığı falan gibi bir şey var ya. Böyle bir tek başıma oynayasım geldi bir yerden sonra. O yüzden şu an tek başıma seri yapıyorum mesela. Kaçma lan. Bakı tilki seni. Aa. Heh. Aynen öyle. Oh, lopet düştü. Oh.
Yağlı yağlı vallahi, kış hayvanı nereden baksan yağlanmış. Vay 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 vay. Babayın kemiği. Aa. Hoş geldin Niyar. Belanı mı arıyorsun? Neyse. Oh, yağlı yağlı. Kurt eti. Şurada bir shrine vardı. O shrine'e geri gideyim. Kenan Usta, CS etkinlik nasıl geçti demiş. Arkadaşlar bugün bilmeyenler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamında Müze Gashane diye bir yer var. Yeniledikleri çok güzel bir yer var. Tam böyle Avrupa işi çok şık bir yer. Orada seyircilerle buluşup oyun sektörü üzerine sohbet ettik. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Allah'a var. Gelen herkese de teşekkür ediyorum. Vay. Bizim yanımızdaki kuş ruhu tık tık avlıyor bunları ha. Goblin'den kalan son ata da bindim. Şu shrine'a gideyim goblinlerle uğraşmak yerine. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yani 300 kişilik falan sandalye ayırmışlar. Herhalde 500-600 kişi falan geldi. Biraz yığılma oldu hatta. Belediyeden arkadaşlarla da konuştuk. Hani tekrar bir etkinlik yapacak olursak daha büyük bir salonda belki yapılır falan filan gibisinden. Çok da keyifli sohbet oldu. Benim beklediğimden çok daha iyi, çok daha akıllı sorular geldi. O da çok hoşuma gitti. Ve de şey de çok hoşuma gitti. Sektörden çok arkadaş gelmiş sektörde çalışan. Çok güzeldi yani. Astroneer 8 çıkarsa çok seri bir şekilde serisi gelir ya. O yüzden Astroneer 8 gelene kadar Zelda bitirmek gibi çok büyük bir hedefe sahibim aslında. Allah Allah. Satisfactory 8 pardon. Şey mi, astronomi mi dedim, unuttum. Bir yandan oyun oynuyorum ya. Yani şeyi çok salyalanıyorum bu arada Zelda'ya, bilmiyorum farkında mısınız? Farkında değilseniz diye söylüyorum. Zelda'ya çok salyalanıyorum. Ama bayan olan Zelda'ya değil, oyun olan Zelda'ya. Bayan olan Zelda'da aşırı bacı vibe'ı var bu arada. Hani hoştur. Kalçalı birisidir ama çok böyle elti vibe'ı var yani. Ulan ite bak. Kötü
dövüşüyorum ha. Anam burası bayağı tapınakmış ha. Ciddi ciddi iş yaptırıyorlar burada bize. Peki o zaman yani yapacak bir şey yok. Ya Herro'ya Merro diyoruz ve siz istiyor kombat, siz alacak kombat o zaman. Yani sırf sizi o it oğlu itleri dövmek için yanımda taşıyorum oğlum ben bu şeyleri. Ne bunun ismi? Sırf bak tekrar ederek söylüyorum. Sırf sizi dövmek için yanımda taşıdığım item var oğlum benim. Siz benimle aşık atıyorsunuz ama. Siz bilirsiniz yani. Sırf sizi dövmek için item getirdim bak yanımda bak tekrar ediyorum. Yani ben olsam sadece beni öldürmek için özel item taşıyan birine bu kadar bulaşmam. Ama bunlar akıllanmaz. Osman teşekkürler bugün katıldığın için. Valla bugün İBB oyun konusuyla alakalı çalışmış tabi. O yüzden her konuya girmedik. İçerideki topu nasıl alacağız acaba? Burayı mı açacağız? Allah Allah. Böyle zamanlarda bazen chat'e veriyorum. Chat'e bakıyorum bir akıl veren çıkar mı diye ama oyunda tabii Türkiye'nin ciddi bir kısmı tarafından rahatça oynanamadığı için ha okey. Eyvallah. Mustafa Bahadır yazmış. Abi lazerlerden birine değ anlayacaksın ne yapman gerektiğini demiş. Ulan ölürüm diye lazerlere değmiyordum. İşte öldürmeyen lazer öldürmüyor. Ulan bunlardan bir tanesi... Doğru yere mi çıktım acaba? Çok mu gittik lan? Çok gitmişim. Sincaplara kafa atan... Ha okey. Daha da açıldı her şey. Püh, ulan 2 santimle kaçırmışız be. Bir daha. Yalnız buraya çıksak bile... Çıksam bile, çıksam bile. Evet. Buraya çıksak bile bu kübü çıkartmanın böyle bir yöntemi yok aslında şu anda. CS yine bot basmış beğeniler sıfır. Ya arkadaşlar şu beğenilere abanalım ya. Bak chatte neler söylüyorlar. Aa çok ayıp.
Ya ben bu arada arkadaşlar emülatörle oyunu çalıştırdım. Ama 30 FPS'te çalıştırıyor galiba. 60'a çıkartamadım. Gerçi her türlü 4K'da bu arada 60 FPS oynuyorum PC'de şu an bu oyunu. Ama benim bilgisayar güçlü biraz, o yüzden herkese de aşırı garanti tavsiye edemem. Ama emülatör iyi çalışıyormuş bayağı. Hayda, ulan bunda anahtar deliği öbür taraftaymış. Ulan Japon. Emülatör deneyecektim de oyunu bulamadım ben. Abi araştır biraz. Bulursun. Çok kolay çıkıyor. Yani hatta ben çete şey diye sorduğuma çok utandım sonradan. Ya arkadaşlar bir rehber gönderin, nasıl yapacağız filan diye böyle cahil cahil sormuşum. Yemin ediyorum internete girdim. Nintendo Zelda Switch falan yazdım, şak diye çıktı. Şey oldum böyle. Lan. Yani resmen let me Google that for you derecesinde kolay çıkıyor nasıl emülatörle yapacağınız. Hemen çıkıyor yani. Hani hatta insan şey diyor, lan bu kadar kolay çıkıyor, bu işte bit yeneği var. Nintendo dediğin adam emülasyona bu kadar kolay paça bırakmaz. Nintendo dediğin adam yas tuttuğu gün altı babayı öldürmüş. Nasıl izin veriyor böyle bir şeye falan gibisinden merak dahi ettim yani, o kadar kolay çıkıyor. O yüzden halledersiniz bence. Abi legal olarak tedirgin olmuyor musunuz? İçim rahat olsa ilk oyunu oynayacağım ben de. Oğlum legal olarak biz Türkiye'de legal olarak rahatsız olmayız kanka. Çünkü burası Türkiye olduğundan kimsinin bir gerginliği yok. Ha, ben kendi adımı bana sorarsam ben zaten almışım şeyi. Ananı, ulan topu oraya düşürmeyecektik galiba ya. Gitti lan top. Puh. Ha neyse, şuraya geri dönüyormuş. Allah belanı ver. Neyse tamam. Korkuya paniğe mahal yok. 2024'te yeni Switch'in duyurulacağı bayağı resmileşmiş. Valla Rıza, emülatörle kullanırken ben de şunu düşündüm. Ulan dedim, bunlar galiba yeni Switch'i çıkaracaklar. Çünkü Tırto Yuzu'yla bile bu kadar iyi çalışıyorsa bu şey. Adını söyle. Hay. Ulan top gitti ya. Yani böyle bağımsız geliştirici elinden çıkmış yüzüyle bile bu kadar iyi çalışıyorsa bunlar. Belli ki adamlar upscale edilebilir şekilde yapmışlar oyunu. O çok belli. Yani yeni bir Switch makinesi geldiği noktada bu oyun oynanmaya çok hazır kaliteli bir şekilde. Yani adam şey gibi yapmış. Çok iyi upscale ediliyor. Yani hazırlamışlar aslında. Altyapısını yapmışlar bana sorarsan yani. Büşra'cığım hoş geldin. Yeni Switch'te katlanır ekran olmalı mı? Ay yok ya, ben katlanamıyorum öyle şeylere. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler dilerim. Gülüyorsunuz. Yuzu'da kontrol U yaparsan FPS lock açılıyor. Harbi mi? Çalış lan. Çalış. İşte gidiyor. Özel harekat. İn ulan, in.
Merhaba, benim sana sorularım vardı ama soramadım. Müsait misin? Müsaitim kanka, oyun oynuyorum. Sor. Kesinlikle yeni konsolu yeniden sattıracak. Hali hazırda ve de birkaç oyun da geliyordur muhakkak. Geliyordur ya. Vallahi Nintendo'dan korkulur ya. En son GG'de Mesut'la da konuştuk ya. Adam 145 milyon adet konsol satmış ya. Umurunda mı olur hiçbir şey? Starfell, hoş geldin. Sincaplara kanka olan, fındıklarla derdi olan. Evet. Shrine'ımızı yaptık. Şimdi shrine yaptığımıza göre şu ejderhanın gözyaşlarına bir gidelim. Oyunun hikayesine dair yeni bir şeyler öğrenelim. Mr. Beast'in Japonca dublajı için kendini seslendirecek kişi Naruto'nun seslendiricisiymiş. Şoktayım. Lan. Yani bir şey söyleyeyim mi? Mr. Beast hakikaten ne adam ya. Helal olsun ama yani ben çocuğu takdir ediyorum. Hayır işi yapıyor ya herif. Yani ben bizim Türkiye'deki YouTuber'lara ne sebeple kızıyorsam Mr. Beast'e o yüzden kızamıyorum biliyor musunuz? Bizim memleketteki YouTuber'lara ben senelerce şu yüzden çok kızdım. Dedim ki içimden, bire dedim cahiller. Yani milyonlarca gencecik çocuk sizi izliyor. Aptal aptal, yok yengemin arkasına girdim, yok kayınçomu slime'a bastım. Yok kıç yanaklarımı ayırıp arasına hardal soktum falan diye video çekeceğinize biraz hayır işi yapsanıza yani... Zorunda değiller tabii ki ama vatana millete faydalı bir şeyler de yapabilirlerdi bu çocuklar daima. Yok abi. Abik gubik işler yaptılar. Mr. Beast resmen şey benim aradığım YouTuber. Herif maymunluğu da etti. Parasını da kazandı. Takipçisini de kastı. Şimdi kontentini hayır işi üzerinden kontente çevirdi. Aferin lan. Vallahi çok takdir ediyorum o çocuğu. Daha da mı aşağı gidiyoruz lan acaba? Hani böyle adamın yerinde olsam benim yapacağım şeyleri yapıyor böyle. Çok hoşuma gidiyor yani. Güzel işler yapıyor. Kaliteli içerik sunuyor. Güzel güzel. Ne oldu dayı sen ne dedin? Ben hiç okumadım ne dediğini. Derinlere mi gitti? Gidelim biz de gidelim. Daha da mı derinler var? Eşya bulduk. Şey burada. Abi bu önerdiğin Gulikit King Kong 2 Pro'da Motion Station var mı Nintendo için acaba? Motion Station nedir bilmiyorum hacım ya. Motion Detection mı? Şu mu? Ya bunu soruyorsan bu var. Oyunun başından beri kumandamı şeylerle yönetiyorum evet. Kamera şey kumanda hareketleriyle yönetiyorum aşağı yukarı hareketimi. Muhtemelen sormuştur ama emülatörde Zelda Tears of the Kingdom için önerdiğiniz kol hangisidir? Bilmem ben PlayStation'ım Xbox Series 9 koluyla oynuyorum şu anda. Bu konuyla ilgili özel bir ayrıca alet varsa ondan haberim yok. Dragon Ball. Nereden bulmuşlar bunlar burada Dragon Ball'u acaba? Mr. Beast masonmuş. Ha, Ruhi Cennet mi araştırmış?
Ruhu içerek devam ediyor mu ya mason içeriği basmaya? En son ben 3-4 sene önce ruhu içeriği şeyde saldım. Mason locasından mason olduğunu konuk ettik. Anlat abi, mason musun? Evet, masonum. Peki yarrayan masonlar falan gibi böyle sorular soruyordu. Bir noktada böyle şey oldum. Aynen abi. Bu arada Gulikit aldım koşarak önerinde Amazon'dan. 2 saatte 300 lira arttı. Kardeşim biz boş iş tavsiye etmeyiz kimseye ya. Ulan çok boş bir şey öldük, perimiz uçtu ya, görüyor musun? Neyse. Kalkansız dövüşte iyi değilim gerçekten. Ama dövüştükçe kazanırız, gelişiriz. Abi sen oyun müzikleri dinlemeyi seviyorsun. Bu oyunun müziklerini de açıp dinler misin daha sonra, nasıl buldun? Yani Zelda'ların müzikleri zaten genel olarak çok iyidir. İkoniktir yani, hani o kadar... Ne bileyim, iyi buldum. Japonlar oyun müziği işinde zaten genel olarak çok sinematik yaklaşıyorlar o konuya. Yok. Plastic Claymore. Ya bu tapınağa biz geldik mi? Doğru yerde miyiz? Yanlış yerde miyiz? Öyle geziyorum ama. Bir giriş varsa da hala bulamadım. Dragon Bone, Boko Shield. Ya bunlar burada bayağı... Bunlar burada bayağı şey bulmuşlar ha. Ejderha zırhı bulup yapıştırmışlar. Birisi bugün etkinliğe gelmek için Avrasya Tüneli'nden geçmiş. Geçilir ya, ne var Avrasya Tüneli? Kaan Coşkun, hoş geldin. Ejder kemiği yayı da alalım ya. Biz bunu niye bıraktık? Emmi şu tapınağın girişi nereden ya? Şunu bir... Ay Allah. Gidelim adama soran bari. Bu kadar adamı dövünce arkasından çıkar diye düşünmüştüm. Şu üst kattan mı acaba? Ha, şurada delik var lan kocaman. Gördüm nereden gideceğini. Okey. Okey. Hatta bu ateşleri de o yüzden yakmışlar belli ki. Abi işte Japon ya. Düşünmüş abi ya. Japon düşünmüş abi yine. Ulan Japon. Ulan bu Japon var ya, ne tehlikeli adam. Bu Japon var ya. Bak.
Görüyor musun? Demiş ki deliği yukarıya koyalım ama birkaç tane de kamp ateşi koyalım. Milletin canı çekerse aç kalmasın demiş. Ulan Japon. Gurikit'in jiroskopu yeterince iyi mi? Kompetitif FPS oyunları gamepad ile oynamak için almayı düşünüyorum önünden sonra. Yani ben bir eksiklik hissetmiyorum acı oynarken. Yeterince iyi mi derken ama bir kıyaslama videosu izle. Hakikaten böyle kompetitif FPS falan dedin sen çünkü. Ben rahat oyunlar oynayan adamım. Ama şu oyunda dikkat edersen genellikle attığım oku vuruyorum hedefi. O biraz da jiroskopun etkisi. Yani normal gamepad'den daha iyi kontrol sağlıyor bana. Ama yeterince iyi mi? I don't know. Onu bakacaksın yani. Kompetitif kıyaslama yapamam ben bu oyun için sana. Ya şey değil, hakim olduğum bir konu değil. Evet. Likit'in ne adaptörü var ya bilmiyorum. Anladım bas. Hayda. Boyumuz yetmedi lan görüyor musun? Peki. Sincaplarla derdi olan belki de inşaat yeridir burası. Ha inşaat yeriymiş burası. Bugünkü söyleşi çok güzeldi. Sungur ailesine teşekkürler. Eyvallah Tamer, sağ olasın. Hiç şunu çekemeden müdahale edebilir miyim acaba diyecektim. Ettim. Edememişim. Evet. Kendine iyi bakıyorsun kardeşim. Hakikaten burası inşaat şırayıymış ha. Nintendo seneler sonra bize Tetris soruyor. Abi Tetris, Tetris alır mısın? Tetris. Tetris'te 5 minare. Abi Siberia oyununu oynadın mı? Ta eski bir Siberia diye bir puzzle adventure oyunu var. Onu mu soruyorsun abi?
Oynamıştım galiba ama hani sorsan hatırlamam. Kaç senelik oyun ya? Şimdi sanırım her türlü şu aslan parçasını şöyle koyacağız. Burası bizi patlatır. Ulan Nintendo. Şundan sonra bana şunları çözdürüyorsun ya. Ne kıl oldum puzzle tipi ha. Abi ben de oynuyorum Zelda. Bazen bitirdiğim puzzle'ları seni izlerken görüyorum. O kadar farklı yollarla çözmüş oluyoruz ki güzelliği de burada bu öğretin. Evet evet. Şöyle. Tears of the Kingdom. Yani bu oyun. Bir vakittir gördüğüm en iyi oyunlardan bir tanesi. Çünkü ilk oyunda speedrun yapan tayfanın oyunu nasıl kırdığını görüp bu oyunda hacı biz oyunu zaten sizin kıracağınız şekilde yapıyoruz. Siz bu oyunun içinden geçin aslanlar, acımayın diyebilecek yürek ve cesarete sahip bir oyun. Bunu çok az görürsün. Bu çok cesur bir oyun arkadaşlar ya. Cidden cesur bir oyun yani. Disney Plus'a çıkıp insanlara Mandalorian tanıtman iyi oldu. Bilmiyorum. Yani biz o videoyu çektiğimizde Mandalorian sezon 3'ün ilk bölümündeydik. Geçen süre içerisinde Mandalorian final falan yaptı. Yani çok yavaş çıktı o video ne yazık ki. Aslında Mandalorian sezon 3 izleyin falan demek için çekmiştik biz o videoyu. O yüzden olduğu kadar bilmiyorum. İşe yaramıştır inşallah. Ben şeye şaşırdım yani açıkçası. Disney Plus'ın beni çağırıp da "Hacım gel millete bir Mandalorian anlat" demesine şaşırdım. Ki gönül ister ki Andor öveydim şöyle rahat rahat. Ama iyi. Yoksa aman. Yani şey, İyi ki Boba Fett veyahut da Kenobi falan demediler yani. Mandalorian yine utandırmıyor insanı ama Kenobi ile Boba Fett fena. Hele Kenobi. Mando değil de Andor bekliyorduk. İşte abi onlar Andor tercih etmediler. Ne diyeyim ki ben. Yani bir noktada adam herhalde Mandalorian üzerine gitmeye karar vermiş. O belli bu arada zaten ya. Andor'un reklamı bile doğru düzgün globalde bile yapılmadan esti geçti öyle. Bence Andor'un başarısı Disney'de çalışanları falan da şaşırttı ha. Bana sorarsanız Mandalorian'ın başarısı da şaşırttı bu arada. Yani zaten Mandalorian ve Andor gibi projeleri diziye bırakıp filmlere bu kadar kötü iş koymasından o Kathleen Kennedy ablanın ne kadar vizyonsuz olduğu çok belli yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aaa! Ulan! Aaa! Arkadaşlar! Ne oluyor şu anda derseniz, şimdi Zelda oyunlarında senelerdir 7 tane miydi? 6 tane miydi? 7 tane galiba. 7 tane kutsal büyücünü Sage'in, yani Ermiş'in koruduğu kutsal kılıç hep şu bunun içinde durur. Karanlığı kapatan kutsal kılıç. Öyle bir yerde miyiz şu anda? Galiba burası orası, evet. Bütün Zelda oyunlarında bir tema olarak bulunur. Yani diğer oyunlardan bir yere gelmedik, öyle düşünmeyin. Bu aslında şey gibi. Her oyunda bulunan bir tema. 7 tane kutsal büyücü buraya büyük kılıcı takıp da alemi mi koruyordu? Öyle bir şeyler vardı.
Bu çember bana görsel olarak çok tanıdık geldi yani. Görmüştüm galiba bir şeyler. Ha. Bak evet. Şeyi de bulmuşlar. Evet. Hangi gözyaşı nerede yer alıyor onu da bulmuşlar galiba. Skywalker itlerini değil evreni sevdiğimizi anca çözüyor Disney. Evet, orası öyle. Ama yine de Luke Skywalker'ı ben Episode 2'nin sonunda gördüğümde duygulanmıştım ya. Luke Skywalker'ın hakkını çok yemişlerdi çünkü 8. filmde. Her Souls oyununda Patches olması gibi mi? Aslında kar ondan da çok ama evet bir nevi öyle. Ama şöyledir yani her Zelda oyununda aynı temalar farklı coverlarla aslında tekrarlanır. Yine hep bir prenses vardır. Hep bir silahşör genç Link diye bir çocuk vardır. Hep isimleri Zelda'dır, hep isimleri Link'tir. Ama illaki her zaman aynı Link, aynı Zelda, aynı krallıkta olmuyor. Yani Zelda oyunlarıyla alakalı millet onu çözdüğü zaman kafası daha bir rahat ediyor. Tema aynı. Ama şey farklı. Inside the Forgotten Temple is a map of Hyrule and 11 murals related to geoglyphs. It seems that these geoglyphs appeared in various places after the upheaval when Princess Zelda went missing. You have 9 geoglyphs and please investigate. Ya keşke şunları haritamıza işlese ha. Bu durum için özel bir ad var mı bilmiyorum ama her Souls oyunda bulunan Patches ve Moonlight Greatsword buna bir örnek. Şöyle. Onlar Easter egg aslında. Yani bir tema değil. Zelda oyunlarında hem Easter egg'ler var hem de temalar var. Zelda tema kullanıyor. Yani temadan kasıt nedir? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Yani atıyorum bugün birisi Atatürk'le alakalı bir şiir yazacak. Atatürk'le alakalı şiirde ne dersin? Vatan dersin, bayrak dersin, cumhuriyet dersin, sarı saç, mavi göz filan dersin. Anladın mı? Yani bu Atatürk'ü mesela anlattığın şiirlerde bu tarz şeyler tekrarlanır. Bir noktadan sonra buna tema deniyor. Tema kelimesini çok kullanıyoruz ama Windows teması falan gibi kelimelerle kullanılmaya başladığı için aslında Media Studies anlamındaki şey gitti baya. Tema dediğimiz aslında budur. Tekrarlayan ve aynı eseri anlatmak için tekrar tekrar kullanılan şey. Çok basic bir şey açıkladım gibi geldi bir kısmınıza ama her yaştan seyircimiz olduğu için ve Türkiye'deki eğitim sistemi ne yazık ki belli bir kuşağı es geçtiği için bazen çok basit şeyleri de açıklıyorum. Yani burada aslında bana sorarsanız Zelda'da bir tema var. Zelda her zaman şunu izler. Ganondorf diye bir kötü vardır. Zelda diye bir iyi prenses vardır. Bu Zelda her oyunda kaybolur. Ha, çektik fotoğrafı çok iyi oldu. Bu Zelda her oyunda kaybolur. Bizim oğlan da onu arar. Halvet olamadan bir sonraki oyuna geçerler. Ve bunlar çoğunlukla aynı krallıkta, aynı dönem, aynı karakterler bile olmuyor bir süre sonra. Kopuyorlar birbirlerinden. Oyunda çektiğim ilk ve tek faydalı fotoğrafı galiba çektim az önce. Pattern işte. Pattern değil. Temayla pattern de farklı şeyler. Pattern birbirini tekrarlayan örüntü. Türkçe'de örüntü olarak kullanıyoruz patternleri. Pattern birbirini tekrarlayan şeyler için söylüyor. Birbirini tekrarlamaktan kastım düzenli olarak birbirini tekrarlamak. Her eserde benzer şeyleri görmek, o eserin ele aldığı temaları konuşmak. Pattern şey olarak da ritim ve adım olarak da aynı şekilde çalışıyor anlamına geliyor. Yani şey gibi düşün. Mesela son tam açıklayacak örnek gelmedi aklıma. Bir yandan da oyun oynuyorum ya çünkü. Pattern'e iyi bir örnek şu olabilir. Mesela Souls oyunları çok daha paternler üzerine kurulu. Yani bir Souls oyununu açtığında ne bekleyeceğini biliyorsun. Boss fight'larda ne göreceğini biliyorsun. Zelda oyunları mesela o kadar örgülerle çalışan yapılara sahip değiller. Çok fazla Easter egg ve tekrar eden temalara sahipler.
Ama illaki aynı şey sürekli olmuyor. Oğlum 3 başlı ejderha uçuyor lan. Lan oğlum bu. 3 başlı ejderha ha. O konsept sayılmaz mı bu tema olayı? Hayır. Uf, birisi de motif demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Motif, konsept, tema, paten, örüntü, bunların hepsi farklı şeyler. Ama gelin görün ki ben edebiyat hocası değilim. Sadece genel kültürü tüketmeyi çok seven bir YouTuber'ım. Ve arka arkaya hepsini sorduğunuzda bunları izah etmekte zorlandığımı fark ettim bir yandan da oyun oynarken. Bunlar için örnek derlesem çok rahat anlatabilirim size bunları. Motif genel olarak şöyle. Mesela şu karşıda bir ejderha görülmesi bir motif. Veyahut da benim ufak şey kılıç taşıyan bir kahraman olarak biraz sonra ejderhayla bir savaşa girecek olmam bir motif. Ne demek motif? Çağlardan beri, senelerden beri birbirinden kopuk kültürlerde bir şekilde tekrar etmiş genel bir kültür unsuru. Motifler bu şekilde kullanılıyor. Kültür unsuru anlamına gelir. Bak Japon bile yaptığı oyunda ejderhayla savaşan şövalye kılıçlı savaşçı motifini kullanıyor. İşte atıyorum 5. ne bileyim Aziz George sunaklarına baktığında orada da görürsün. FRP oyunlarına gittiğinde orada da görürsün. Blind Guardian şarkısı açarsın orada da görürsün. Frost Gleok. Okey. Bence bok yedik ha. Evet. Ohoho. Oğlum tek de ölüyordum ha. Hemen bir healing item içmem lazım şu anda. Oğlum tek de hasar vermesen lan keşke bu kadar. Alan, bir de defans hap yemeği yedim ha. Okey. Yani bir şey demiyorum. Daha fazla yemek harcamak istemedim artık yani. Wow. Motif dediğin birbirini tekrarlayan kültür unsurları. Pattern dediğin şöyle düşün. Oyunun başında diyelim ki birisi bizi dolandırıyor. Link bu konuyla ilgili ne yapacağını bilemiyor. Sonra bir peri geliyor ona yardım ediyor. Bir sonraki chapter'a geçiyorsun. Bu sefer deminki periyi birisi dolandırıyor. Bu sefer Link geliyor ona yardım ediyor. Bu sefer de prenses akıl veriyor. Bir sonraki chapter'a geçiyorsun. Bu sefer prensesi birisi dolandırıyor. Link ona yardımcı oluyor. Peri geliyor akıl veriyor. Yani birbirini tekrar eden örüntü derken hakikaten ilmek ilmek böyle değişe değişe birbirinin üzerinden giden şeyler. Paternler böyle ortaya çıkıyor edebi anlatılarda. Motifler kültürel yapılar. Tema dediğin şey, hocam biz burada ne işliyoruz, nelerimiz var dediğin zaman, abi işte prenses var, karanlık var, kötülük var. İşte mesela her zaman Wind Sage'ler var. Şu çocuk mesela Wind Sage ya. Bir önceki oyunda da Wind Sage vardı. 10 sene önceki oyunda da Wind Sage vardı. Ama bunlar aynı Wind Sage'ler değil, aynı şeyleri yapmıyorlar. Ama tematik olarak birbirlerine yakınlar. Mesela aynı şeyleri tekrar ediyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsalardı pattern diyebilirdin. Bir de birisi bir şey daha söylemişti. Konsept. Konsept de aslında çok basitçe fikir demek. Yani konsept biraz bence Türkçe'de anlamının dışında kullanılan bir şey. Konseptin aslında o kadar şey bir zor bir karşılığı yok. Yani şu oyunda nasıl konseptler var dediğin zaman işte abi açık dünya. İşte bir tane savaşçı çocuk var. Oradan oraya geziyor falan. Hani böyle konsept böyle biraz anlamının ötesi de kullanılıyor Türk dilinde ama aslında gerçekten çok basitçe fikirler demek. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu oyunda yer ve zaman olarak belirli bir paterni var. Temadan ziyade örüntüye sahip olduğu için dedim. Ben bir örüntü görmüyorum bu oyunlarda. Her oyunda aksine farklı farklı şeyler oluyor gibi hissediyorum. Yani çizgileri aynı çiziliyor.
Kayıp Prenses, Cesur Savaşçı, Açık Dünya, Keşif. Okey. Bana sorarsa bunlar tema. Bunlar sürekli aynı şeyleri mi yapıyor dersen? Sürekli aynı şeyleri yapmıyorlar işte. Her oyunda farklı farklı şeyler yaşanıyor. Hatta bence Zelda serisinin en çok övgü aldığı şeylerden bir tanesi kendini çok yenileyen bir seri olması. Yani oyuna girerken diyorsun ki aa yine Zelda var, aa yine Link var diyorsun. Ama bir oyunda dünyaya kafa atmaya yaklaşmakta olan bir ay oluyor. Öbür oyunda zamanın içerisinde gezmeni sağlayan bir okarina oluyor. Bunda dört diyar, bir önceki oyunda dört diyara gidip dört yaratık dövmen gerekiyor falan. Yani sabah mı oldu lan? 5 AM. Oğlum niye 5'te uyandırıyorsunuz? Şöyle 7'de falan uyandırsanız keşke. Hi. Benim hediyem birikmiş. Hediyem var. Pony points. Okay. Final Fantasy'de de sürekli kristal, tanrısal summonlar, Black Mage Dragon falan her oyunda var. İşte onlar bana kalırsa bir kısmı easter egg, bir kısmı şey... bir kısmı tema. Ben buranın kulesini açsam mı? Buranın kulesi nerede acaba ya? Aa oradaymış. Bir de at bulayım kendime. Atı gerçi arazide... At var ya, atı Bokoblin'den bulurum. Gideyim şu kuleyi açayım. Oradaki ejderha çok kötü ağzımıza sıçtı yalnız demin. Biraz moralim bozuldu yani. Öyle bir dayak yedim ki. Yediğim dayak moralim bozdu. Açık dünyada örüntüye girmek çok zor bir durum değil mi zaten? Aslında değil. Kötü bir şekilde girersen açık dünyada örüntüye çok rahat girersin. Hemen bir örnek vereyim. Çoğu MMO oyunu. Çoğu MMO oyununda dikkat edin, bir yerden bir yere gidiyorsun. O gittiğin yerde sana diyorlar ki hoş geldin savaşçı. Hadi bana 12 tane kurt kulağı getir. Getiriyorsun. Başka bir yere gidiyorsun. Hoş geldin savaşçı. Hadi bana 22 tane at taşçağı getir. Getiriyorsun. Öteki kasabaya geçiyorsun. Hoş geldin savaşçı. Lağımlarda 12 tane fare var. Bana 12 fare götü getir falan diyor. Aslında baktığım zaman bu bir örüntü. Ama çirkin, asap bozucu bir örüntü olduğu için biz buna Allah'ın belası grind questleri diyoruz. Çünkü bu hikayeyi yazan, bu narratifi oluşturan, bu oyunu tasarlayan kişi bu örüntüyü istemeden kurmuş, akılsızlığından kurmuş, tekrara düşmüş. Senin için sıkıcı bir şey. Edebi bir karşılığı yok. Bu bir örüntü. Bok gibi bir örüntü. Yani... Yani şey, örüntüler zaten iyi yapıldığı zaman hani ooo helal olsun falan hani dedirtir insana. Yoksa örüntü yapmak genelde, yani nasıl söyleyeyim, çocukların şiir yazma çabası mesela genelde örüntü doğurur. Hani böyle örtü de doğurur, örüntü de doğurur. İyi yapılırsa örtü doğurmaz. Aha. Testisleri düştü. Aa! Yaşasın, en sevdiğim itemlardan birisi olan balon çıktı ha. Ay harika, şu balonları atayım yere. Dur, bir önceki oyunda da vardı bunlar. Uça uça gideyim. Hold. At yere. Kalkana yapıştır. İşte gidiyorum. Çeşmi siyahım. O kadar da fazla havalandırmadı. Boşa harcadık gibi oldu balonu biraz. Neyse. Biraz daha havalandırsaydı iyiydi. Can abi selamlar. Neredeyse 3 yıldır seni takip ediyorum. Oyun ve film kültürüne dair bana kattıkların için sana teşekkür ediyorum. Estağfurullah Ahmet. Zevkin an keyifle.
Witcher'larda da onlarca kontrat var. Temelde aynı şey ama çok keyifli görevler. Ha, Witcher'da kontrat olması da Witcher'ın bir mekaniği. Deminki size örüntü dediğim şey aslında şu. Her gittiğin kasabada görev veren bir kişinin senden sürekli belli sayıda insanın veyahut da varlığın kulağını götünü istemesi. Örüntü bu. Yoksa gittiğimiz yerlerde bize görev veriyorlar. O da oyunun mekaniği. Yani onu edebi bir örüntü gibi ele alamazsın. Ama şöyle bir şey yaşadığını düşünün. Gidiyorsun ilk kasabaya, sana diyorlar ki bize 12 kuzu kulağı getir. Gidiyorsun ikinci kasabaya, diyorlar ki bize 12 tane at götü getir. Gidiyorsun üçüncü kasabaya, bize 12 tane tavşan alnı getir. Beşinci kasabaya gidiyorsun. Kafanda diyorsun ki ulan herhalde bu oyunun bir mekaniği, artık görmezden geliyorsun bir yerden sonra, sıkıcı da bir şey olduğu için. Beşinci kasabada birisi diyor ki kanka bana 4 tane kavun sapı getir diyor. Arıyorsun arıyorsun, kavun sapı yok. İnternette bakıyorsun, millet de bulamamış. Gidiyorsun NPC'ye geri. Lan oğlum benden kavun sapı istediniz, kavun sapı yok diyorsun. Adam da diyor ki gerizekalı, her gittiğin kasabada sana her istenen şeyi getiriyor musun böyle diyor. Diyelim ki örnek veriyorum, yani böyle bir quest olsa. Aa ne oldu? İlk önce oyunu yazan bir edebi örüntü kurgulamış oldu. Sonra o kurguladığı edebi örüntü üzerinden yarattığı tekrarla seni bir şaşırtmış oldu. Bir an böyle irkilirsin. Aa ulan ne oluyor lan, oyun benden makara mı geçti şimdi olursun. Anladınız mı? Yani örüntüleri böyle şeylerde kullanırsın. Ya bunu yapacak kadar akıllı göre oyunlar ara ara çıkıyor mu? Yani çok çıkmıyor. Ama aslında güzel kullandığın zaman işte örüntüler böyle işlere yarıyor. Okay. Hayda. Buraya yetişecek mi acaba? Sanki yetişir gibi. Birkaç tane daha takayım. Hop, olmadı. Biraz fazla bile olmuş bu galiba ya. Hayatta kendi yolunu kendin yapıyorsun. Soner Dağlar, hoş geldin. Abi daha sığ örüntülere, yani game loop'lara sahip olmasına rağmen iyi olmayı başaran oyun hatırlıyor musun? Berkay, şimdi demin verdiğim MMO örneğinden örüntüyle oyun mekaniğini karıştırmayın. Game loop'u karıştırmayın. Örüntü edebi bir motiftir. Yani her kasabada gittiğinde sana yeni bir tekrar eden quest verilmesi ve senin bunu tekrar edecek şekilde yapmanı adam edebi anlamda kullanıyorsa sen bunu örüntü diyebilirsin. Tekrar eden bir şey varsa oyunda, buna da core game loop diyoruz. Bu ikisi çok farklı disiplinlerin konusu.
Yani şey gibi olur bunu karıştırman. Bir şey tekrar ediyor diye onu örüntü demeyin. Aman bu edebi bir motif. Naratifle ve hikayeyle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. İyice kafa karıştıracak ama farklı disiplinlerden bahsediyoruz ya. Bak. Bu yerdeki çember kendi kendini tekrar eden bir motife sahip. Bir örüntüye sahip. Motif dediği aslında paterne sahip, yani örüntüye sahip. Ama bu görsel bir örüntü. Demin bahsettiğim edebi bir örüntü. Konu olarak, naratif olarak bir örüntü. Mekanik olarak örüntü şu zamana kadar çok görmedim. Bunlar farklı disiplinler. Birbiriyle karıştırırsanız kafalar karışır. Ama. Taha hoş geldin. Anıl Berk hoş geldin. Selamlar. Abi söyleşte oyun üzerine master yapmak istediğini söylemiştim. Bana imkan varsa git diyebileceğin isimler var mı? Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi tavsiye ederim ben bir tek. Evet, bir kulemizi daha açtık. Benim kafam karıştı. Galiba like'a basacağım. Bence de like'a basmanız hayırlı olur bu arada. Burada acaba mesela yakınlarda başka şey var mı? Kule açma mekanik örüntüye girer mi? İşte öyle bir şey yok. Ya mekanik diye bir şey vardır bir oyunda ya da naratif ya da görsel örüntüler var. Onu da pattern diye kullanırsanız daha iyi aklınızda kalır. Şimdi orada bak. Bak bir tane var ha. Kılıç var bir tane. Ulan tam karşımızda olması lazım lan bir tane. Aha. O gökyüzü tapını alırım bir daha. Üfle lan beni. Oh, serinledim vallahi sağ ol. Bu kuş ruhunu da kötü niyetlerime alet ediyorum vallahi. Kuş ruhu da yazık, tuz ruhu gibi bir şey. Görüntü deyince yanlış oldu. Model, şablon gibi kelimeler daha açıklayıcı. Abi onlar da başka şeyler ya. Daha açıklayıcı değil. Yani yeni yeni kelimeler söylüyorsun ve onların hepsinin farklı anlamı var. En basitinden modelle şablon da farklı şeyler mesela. Ya iyi mi? Yani böyle işte bak benim burada en patladığım yer neresi oldu biliyor musunuz? Ben bir dönem hakikaten taktım kafaya ve MIT'deki Game Design derslerine geçmeden önce MIT'deki Media Studies derslerini okudum. Ve o Media Studies derslerini okumak sağ olsun bana bu arada inanılmaz şey kattı. Çünkü bir kere MIT zaten yani selamünaleyküm. Fakat Media Studies okurken bilhassa şunu da öğrendim ki bir konseptin yerine başka bir konsept kullanmak, bak konsept kelimesini de söylüyorum şu anda, genelde iyi sonuç vermiyor. Yani her kelime diğerinin yerini tutmuyor. O kelimelerin farklı olmasının sebebi farklı olmaları çünkü ya. Aa, arkadaşlar. Kendi enerji hücreleri olan hava şeyleri yaptık ha. Selamünaleyküm ağalar. Ah, enerji hücreleri kırıldı. Sonsuz değilmiş. Oğlum sen... Ağzına sıçarım lan seni.
Dur oğlum, geliyorum. Sen de adamsan beklersin, geliyorum şimdi. Çocuğum. Sen dur oğlum. Oğlum dön lan. Bunlarda dönme de iyi değil ya. Bunlarda U yok, R yok. Neyse. Şarjımız bitti, bekliyoruz. Üfle lan beni. Şu it oğlu iti bordalayalım. Ananı oğlum, roketi çarptırdınız lan. Oğlum bu oyun mükemmel bir oyun. Dünyanın en iyi oyunu falan gerçekten ya. Oo, Allah bu oyunda emeği geçen bütün Japonların sağlığına, sıhhatine yardımcı olsun. Böyle bir şey olamaz ya. İnanılmaz bir oyun oynuyoruz ya. Demin 2 saniyede yaşadıklarımızı gördünüz değil mi? Ha, şurada. Önce gittik kendimizi uzay bayağı hava gemisi yaptık. Hava gemisinin pili bitene kadar bir yerlere gittik. Birinden birini bordoladık. Sonra niye savrulduk fark etmediniz belki. Ben oradaki roketi söküp alacaktım yanıma. Herif bana vuracakken arkadaki rokete vurdu. Rokete vurunca roket aktifleşti. Aktifleşince içinde bulunduğum hava gemisini bir yere savurdu. Savrulunca boştaki roket deyip aşağıya düştü. Robot da öbür taraftan düştü. Ben de baktım yukarısı içi kaosullah olacak. Bastım ben buradan, anımı almaya geldim. Biraz da sinematik izleyelim. Daha gamepad tavsiye ederim. Sen yine bak ama. GG'de emülatör deneyeceğim demiştim. Bakabildim. Baktım 100'u da açtım oyunu. 4K 60 FPS çalışıyor ama bende 30 FPS'e gitti şu an. Onu çözemedim henüz. Sonya Sama! Uyan! Aa! Ganon! Aa, kızı öldürüp zaman taşını almış kafasından. Mesela Triforce temasını kullanıyorlardı önceki oyunlarda. Onu saldılar son zamanlarda. Deme. Ulan oyunda iki waifu vardı, bir tanesi öldü. Sıçacak. Aa yok. Sıçtık. Bu bir kere iktidarı alırsa 20 yıl bırakmaz. (Gülüyor)
ya. Osu katta na Lau. Ware wa te ni ireta zo. Kisama ra ga takami kara mikudasu. Böyle oldu, böyle oldu. Atarimae no you ni doksen shite ita kami no gotoki kono chikara. Sono onna wa omae no kōman yue no kisei da. Ware wo kyoseru to omota onore no fumei wo kui iku ga ii. Lau! Ganondoru! Sonya-sama. Asude hoş geldin. Adamlar şurada ölüm kalım mücadelesi veriyor. Zelda hala fotoğraf çekiyor, selfie çekiyor kombatın ortasında. Ganondorf ağzımıza sıçıyor. Ya sen daha uyu aslanım. Geçmişte neler olmuş geçmişte. Aslan parçası sen daha uyu. Ya işte böyle Link. Neler yaşandı? Neler? Ah Link'cim ah. Anlatsak bizde hikaye çok da. İnanmazlar. Şurada Shrine'u varmış. Shrine'u'ya gideyim. Şurayunu des. Şunlara biniliyor mu ya? Poposunu çekeyim. Zeki selamlar eyvallah. Canın sağ olsun be. Canın sağ olsun be vahşi hayvan. Seninle de helalleşeceğiz. O ne oğlum? Oha. Torpaktan adam çıktı ya la. Bak bakayım ben orada mıyım? Aa ölüyorum. Lan bundan hasar niye bu kadar yüksek ya? Sus lan. Oha. Yürü lan. Manyak mıdır nedir? Hasarı da aşırı yüksekti bu arada arkadaşlar yani. İki vuruşta gebertiyordu it oldu it bizi. Hayır nedir abi bu kadar hasar? Hasar nerede dağıtılıyorsa söyleyin biz de bilek yani. Burak Güleç hoş geldin. Seneye kısmetse motorla bir Asya turu yapmak istiyorum. Japonya'ya kadar devam. Dur bakalım ne yapacağız. Hadi kolay gelsin. Çıkabileceğiz mi acaba şuraya? Şuradan bir mağara
çıkışı gibi bir şey var ama bence bir tırmanarak çıkarım ya ben. Burasının komple buz olması bizi biraz yıprattı. Bunlar bizi yıpratan şeyler. Peki. Heh, yine şurada bir şey var. Ne o? Korok mu? Hay Allah'ım, ay bir şey isteyecek şimdi. Bunun arkadaşı 8000 metre ileride çıkacak. Nerede olan arkadaşın söyle. Benim arkadaşım var ya, nerede biliyor musun? Nerede lan? Lan git. Manyak mıdır nedir? Hastasıyla manyağıyla biz uğraşıyoruz ya. Ağlıyor bir de oradan. Mia, mia. Sus lan. Aga hakikaten hastası manyağı bize soruyor ha. Oğlum sen niye kayıyorsun lan? Allah senin belanı versin. Sen kaymayacaktın lan. Neyse. Evet. Problem, problem, problem oğlu. Abi fikir söylemek serbest mi? Bilmiyorum abi, devlete soracaksın o konuyu. Can selam, bu neymiş için oyun önerilerini nasıl iletiyoruz? Barış valla yazabilirsin. Bu aralar çok bu neymiş çekmiyorum ama bir ara bu neymişlere de geleceğim. Zelda gibi büyük oyunlar varken küçüklere düşmüyoruz pek. Mallet Smash. Anladığım kadarıyla çek ucundan vuracağız şuraya. Vuralım. V-Rising güncelleme geldi abi, baktın mı? Bakmadım ya, 140 lira mı ne? Oynayacağıma emin değilim onu, o yüzden bakmadım. Shadows of Dub çok güzel bir dedektif simülasyon, senden izlemek keyif verir. Abi Shadows of Dub mı? Without a Dub mı? Çünkü ben Without a Dub diye bir tane oyun indirip yükledim. Yo, Shadow of Dub mı? Öyle bir şey. Shadow of Dub. Onu indirip yükledim. Şu an yüklü bilgisayarda. Evet evet. Yüklü şu anda Barış. Eyvallah. Without the Shadow of a Dub derler ya Amerika Amerikalılar. Birisini yargılamadan önce. Hapse atmadan önce. Oradan almışlar ismini belli ki. Hoşuma da gitti mantık. Açık dünya dedektif simülatörü. Senin için macera yaratıyormuş sürekli. Onu duydum. Bayıldım zaten.
Tahta kırılmasaydı iyiydi. Keşke ok atsaydım kibar kibar. Kasımız çok geldi oyuna. Ha, güncelleme ücretsiz. O yeni çıkarttıkları görseller mi ücretli bir tek? Bak, V-Rising dediğiniz anında nane spawn oldu. Nane hoş geldin. İyi misin? İyi mi keyifler? Merak ediyorum, şu ana kadar en sevdiğin hikayeli açık dünya oyunu hangisi oldu? Defalarca oynarım dediğin. Aslında hikayeli açık dünya oyunları defalarca oynamayı da çok gerektirmiyor. Bir de öyle bir ilginç durumları var. Yani bir oyunu tekrar tekrar oynuyorsan ve hikayeli açık dünya ise tekrar tekrar oynamana çok gerek kalmıyor biraz. Öyle ilginç bir durum var. Tabii. Yani tekrar tekrar kendini oynatacak açık dünya oyunları genelde hikayesiz veyahut da hikayesi oyun tarafından yaratılan açık dünyalar oluyor. Prosedürel yaratılanlar, gelişinde yaratılanlar falan. Onlar beni daha çok merak ettiriyor açıkçası. Hikayeli ise yani ya hikayeyi hiç tüketmiyorsun. Mesela Red Dead Redemption. Sorduğum zaman çoğu insan hikayeli açık dünya diyecektir ama hikayesini bir tabi bitirdikten sonra tekrar tekrar oynayan var mı? Veyahut da ikiden fazla oynar mı herhangi bir insan oyunu? Çok merak ediyorum. Bir de öteki sonunu göreyimden öte bir şey katmaz sanki insana. Ama Red Dead Redemption'ın atıyorum açık dünyasında yürümeyi gezmeyi ben çok seviyorum. Hele şu son oyunda öğrendiğim kadarıyla bir de balon görevi varmış Red Dead Redemption'da. Sonradan balon modunu keşfettim. Oyun haberlerinde çok yazmışlar. Balon görevi var Red Dead Redemption'da diye. Ona bir daha bakacağım herhalde ya. O çok deli bir şeymiş. Ben Red Dead Redemption'ın ana hikayelerinden o kadar sıkıldım ki oyunun devamındaki balon görevini görmemişim bile. Valla sırta ateşli kılıcı koyduk. Her yere çok rahat gidiyoruz ha. Chat'te bu arada Vin Diesel diye bir arkadaşımız var. Kim ne derse desin aileye bağlıyor. Çok hoşuma gidiyor. Chat'e geldi, biz bir aileyiz dedi. Ondan sonra şey yaptı. Ne bir şeyler daha dedi. Biz bugünkü buluşmadan bahsettik çünkü biz bir aileyiz dedi. Ailenizi koruyun dedi. Bak Zelda da ailesini koruyorsun falan dedi. Red Dead Redemption 2 aile oyunu diyor şu anda. İnanılmaz bir karakter var şu an. Ya biz bu karda fırtınada hiçbir şey göremiyoruz. Ben bu arazileri bırakacağım ya yakında. Geldik şuraya iki gözümüz gönlümüz açılsın bir manzara görelim diye. Anam hiçbir şey göremiyoruz ki. Şu fırtınadan bir çıkalım artık. Ben çıkıyorum bu araziden ya. Aşağıyı göremiyorum şu an. Bırakacağım kendimi. Öleceğiz mi? Ölmeyeceğiz mi? Hiçbir şey göremiyorum. Aa, stamina bitti vallahi. Mahvolduk.
Ha oh be, ulan karlı arazilerden çıkamadık. Bir bastık, baksana nerelere gelmişiz. Oh be abicim ya. Okey, güzel. Yeter, karlı arazide kendimizi göremiyorduk ya. Ulan kuş. Ne boş adamsın ha. Yazıldın yanımıza. Biz cihanı kurtaracağız. Sen diyeceksin ki ben üflemesem yapamazdı diyeceksin. Sen de ne ayak oldun belli de neyse şimdi uzatmayayım. Bağırma lan. Et ver. Salak. Uluyana kadar ısırsam belki bir şey yapardım. Vallahi bu kuş kurtlarma. Hell's Paradise, Jigo Kuraku animesini izledin mi CSB? Yok Ergenekon'u izlemedim valla. İlk kez duyuyorum hatta. Zırh değişsek mi? Başka zırhımız yok ki. Ne oluyor lan? Bir şey bip bip ediyor. Alo. Geçti. Fakir bir savaşçıyım dedim, inanmadınız. Ben 20 TL'm için ölümü göze aldım bu oyunda. Niye? Başka zırhım yok çünkü. Yapacak bir şey yok yani. Tiflo Ruins. Vallahi bataklık bölgesi gibi bir yere geldik. Tahminimce oyun burada şimdi üzerimize kertenkele püskürtür. Al başına belayı. Halbuki ben sadece şu kuleye gitmeye çalışıyordum. Kazası belası kuleye varacağız galiba ha. Baksana huzurlu müzik falan girdi. Hayır olsun yani. Oyun anam mısın babam mısın? Niye huzurlu müzik veriyorsun bize? Aa. Hakikaten kazası belası geldik galiba ya. Durun şurada internette birisi yanlış. Yalanın batsın yalancısın. Aa niye yapamadım lan ben bunu? Ha şöyle yapacağız çünkü muhtemelen. Öyle mi? Yo öyle olmaz lan. Aa. Aa rezalet. Bunun reverse olması lazım yani. Ula delik varmış orada ya. Okay. Demiyoruz ki orada delik var diye. Heh. Hop. Hops. Böyle oturturlar. Ha. Hadi bakalım. Ulan kuş. Seni de adamdan yazdılar yanımıza. Aa bedava kule var ha. Ne kamp var etrafında ne kapkacak var. Hatta bir tane de tüccar var. Aa kaslı kuş gelmiş buraya. Bedava kule var dedim çalışmıyor çıktı iyi mi? Dışarıdaki panellerden gideceğimiz çok belliydi ya. Dışarıda bir sürü panel var. Ulan kuş yemin ediyorum sana yazacağım bunu ha.
Kuş oğlu kuş. Allah! Bok gibi oturdum. Kalkanımı açıp roketle fırlatacaktım kendimi. Olmadı. Oğlum! Kalkanı niye açmıyorsun lan? Çünkü gerizekalıyım abi. Anladım. Belki de senin değil bizim hatamız vardır Belink. Hiç öyle düşündün mü? Seya! Oha! Aa, kalkana bıçak taktık lan. Ne saçma bir şey. Abicim siz bunun çıkışına yani... Parça koymuşsunuz, elbet bu çalışmaz. Onur Dereler, hoş geldin. Hah? Babacım siz bunun çıkışına parça koymuşsunuz. Tabii açılmaz bu ya. Hey Allah. Her şeyi de Link çözecek. Hey, çözsün Link, çözsün. Yine çözdü Link ha. Kurtarılacak prenses falan varsa getirin, onu da kurtarayım. Herhalde. Ben yaptım ben. Çekil şuradan. Yalla. Yalla. Gerizekalı. Kanadı var bir de. Acaba yukarıda bir sıkıntı mı var? E var, git de bak. Kanadı var bir de ha. Biz kanatsız halimizle yapıyoruz bu işleri yani. Tövbe estağfurullah. Bismillah ya. Ateşle. Bismillahirrahmanirrahim. Yine dört yarımızı tentakıllar sardı. Tentakıllar sarmış dört bir yanımı. Evet. Kingdom of Hyrule. Aman ne güzel. Oo. Great Hyrule Forest. Orada bizi öperler abi. Ormanlık yer sakat olur. Heh, aç bakayım şu fotoğraf albümünü. Şuna bir bakalım. Ha, bak şimdi. Kılıç. Kılıç nerede? Burada bir kılıç olması lazım o zaman, öyle mi? Oradan oraya gittik. Şu an neredeyiz lan biz? Bak. Hyrule Kalesi burada. Hayrolsun. Burası. Ulan hemen şurada falan bir tane şey olması lazım. Ha valla. Harita okumada da iyiymişiz ha. Heh. Yaklaşıyoruz. Bunun üzerinde bir taneye mahsus. Aa, en ucunda vallahi tabii ki de. Tabii ki de en ucunda bu arada.
Anlat bakalım, başka neler oldu hikayede? Biraz daha film izleyelim bakalım, anlat. Kimi arar, kimi sorar. Eşler gözyaşları dararım. Dounika fuyuni wa dekita keredo. Link. Kono mama de wa anata demo katenai. Link, biz onu durdurduk ama sen durdurabilecek misin acaba diyor. Durdururum kızım. Biz senin gibi tırt adam mıyız? Bir koyuşa bir koyuş da indiririm hatta. Vallahi karının kaşı gözü oynuyor. Ya. Al bakalım, sen şimdi bu kırılan kılıcı yeniden döv, tamam mı aslanım? Ya. Tamam mı aslanım? Bunu bana yaptır. Bunu bir okut bana. Zelda. Zelda. Watashi wa kimi ga kono sekai ni kita koto ni imi ga aru to omotteru yo. Watashi ni dekiru koto ga aru. Kore wa watashi ni shika dekinai koto. Ölümsüz ejder olan kendini unutur diyor. Aynen. Ulan şunu tamir ettirip nereye bıraktığını söyleseydin de gidip alsaydık ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan anılar da kesik kesik geliyor ha. Şunları verseniz abicim sıradan. 01 numaralı anı yok ya. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum iş.
Peki burada bir kasaba masaba yok mu ya? Gidelim onun derdini de çözelim. He vallahi yakınlarımızda kasaba var bak ha. Nerede kasaba? Aha şurada kasaba var. Lan biz de nasıl bir yerdeyiz ya? Kuleden tekrar fırlattırsam kendimi diyorum. Kule daha da geride. Kasabaya biz yakınız. Kuleye gitmeye gerek yok. Oy, yavaş yavaş gidelim o zaman. Buralardan at da geçmez ki anacım. Üfle lan. Oh serinledim vallahi. Oh canına gitsin vallahi kuş. Dayan lan Link. Ulan helal olsun. Bir tane kız için ne hallere geldi şu çocuk ya. Kız da hoş bir kız ama hoş bir kız olmaktan öte iyi niyetli bir kız. Biraz da o önemli. Lan şu ne? 5 tane çatlağın ortasında böyle bir yer var. Ne yaptınız? Meme mi çizdiniz buraya? A kuş. Hop çöktüm. Ver bakalım etini. Oo. Yer misin yemez misin demiş. İştahınan geldim. İştahınan gideceğim. Game design için kitap önerir misin? Abim açıkçası game design için kitap önerene kadar yani Google'da arattığında ilk çıkan 3-4 kitap genelde en faydalılar oluyor. Çünkü game design kursu çok fazla kitap yok. Yani işte meşhur Book of Lenses var. Game Design Reader var. Fan Theory var. Efendime söyleyeyim. Level Up var. Rules of Play var. Game Design Workshop var. The Art of Game Design var. Yani game design kitapları biraz bellidir abi yani. İsminden de bellidir. Zaten 6-7 tane vardır yani dünyada. Taş yok mu lan taş? Bir tane taş bulayım da. Şunları bir kafasını yarayım. Bu ne lan? Aa taş. Şuradaki deseni tamamlayınca ne çıkacak acaba ortaya? Seni arar, seni sorar. Zelda çiçeği dararam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bura oldu gibi lan. Olmadı mı? Aa ulan şuradaki öteki taş gitmiş. Lan. Oğlum siz bu taşlarla oynuyor musunuz?
Hayda. Lan oğlum öteki taşı ne yaptınız? Ha burada varmış lan bir tane. İyi tamam. Pap pap pap. Ver ulan para ver. Aferin ulan. Hadi git. Kasaba diye yola çıktık. Yine boncuk dövüyoruz yolda. Arkadaşlar Gunter ve Pikseller game design ile alakalı bir kitap değil. Oyun sektörüyle alakalı anıların anlatıldığı bir kitap. Yani game design kitabı soran birisine ben Gunter ve Pikseller'i önermem. Çünkü ne alaka? Yani. Hani şey gibi. Abi futbol öğrenmek istiyorum. Ne tavsiye edersin? Fatihlerin belgeseli izle filan gibi. Birilerinin yaşadığı bir şeyler anlatıyor Gunter ve Pikseller. Tabii farklı oluyor. Aa ilginç şeyler varmış filan diyorsun ama game design bambaşka bir disiplin. Gunter ve Pikseller'de game designer'ların anıları anlatılıyor. İşinize yarar mı? Yarar. Ama game design kitabı dememek lazım. O başka bir şey yani. Elimde boş sopa varsa şunları su demirlerini çalayım ya. Aa varmış. Ulan. Ulan heriflerin şeylerini çalalım derken yanlışlıkla Aa öldüm. Ölmemişim. Var mı Saflina? Güzel. Yalnız bir yemek yiyelim. Yine bizi sopayla dövdüler. Kasaba buralarda bir yerde galiba ha. Vallahi geldik galiba kasabaya. Bak şu ışıklara doğru gidince bulacağız gibi. Vallahi geldik. Oğlum kasabanızın dibinde goblinler halay çekiyor lan. Bunlara bir şey olmuş. Bunlar büyülenmiş. Ne oldu lan? Dikkat et. Buralarda tekinsiz tipler var. Elinde malzeme varsa onları sat diyorlar yani. Biz seni senden alırız. 3 altın elindeki her şeyi verir misin diyorlar. Yok vermem. Aha. Waifu geldi. İşte böyle top olursunuz. Seni kandırıyorlardı değil mi? Yo. Amber istiyorum diyor. Bana 10 parça amber verirsen diğerlerinden daha iyi paraya vereceğim. Bak bakayım lan. Bak bak.
200 rupiye 10 amber alırım diyor. Amber de kullanmıyorum ki ya. Şu kasabaya bir gidelim bakalım. Üstad selamlar. Podcast ya veya yeni D&D içeriği planı var mı? Ya vardı güzel bir planımız. Can Temiz ve Burcu Temiz'le beraber evde prodüksiyonla başlamıştık hatta. Bir bölümünü de yaptık ama. Sonra ekibin bir kısmı farklı işlere odaklandı falan. Biraz dağıldık. İşler güçler araya girdi. Türkiye ekonomisi de işler güçler araya girince hiç kimseye de bir şey diyemiyorsun. Yani herkesin ayrı dertleri var. Haftadan haftaya bölüm çekmek falan iş. Kasabaya geldik ama kasabaya girmeden önce şuradaki şuraya gideceğim arkadaşlar. Niye derseniz kasabanın etrafında daha rahat seyahat edebilmek için. Shrine nerede kaldı ha, bu demiş. Aç kapıyı. Neymiş ismi? Mara Küçük Shrine. Yine Goat Selendik. Wow arkadaşlar, bu saatte 1800 kişi miyiz gerçekten? Ciddi misiniz? Hoş gelmişsiniz vallahi, ne güzel haber. Bu saatlerde Zelda'yı 1800 kişi izlemesi beni aşırı mutlu eder. Gel gelelim şu like'lara da abanalım. Arkadaşlar. Like'lara gitmeyen seçmen yüzünden çok şey riskte. Lütfen. Bakın yapmayın. Oğlum şu alet şurada kalmasaydı bari ya. Üf, neyse. Gel lan gel. Hayvan. Tamam gitme artık. Tamam şimdi git, ne halin varsa yürü. Puh seni ya. Rezilin oğlu. Rezilin oğlu. Yandırdın bizi. Tekerleğe yapışıyormuş. İt oğlu ite bak. Ayrıl bakayım, ayrıl. Bakayım şimdi. Kum ki var ya, harbiden kalitesi bir adam değilsin ha. Dur. Hıks.
Oğlum ben taşıdıktan sonra ne anlamı kaldı lan? Ay harbiden çok gereksizsin alet ya. Üf, gel buraya. Oyunu biraz kuralına göre oynayalım dedim ama. Çok gereksiz yani. Sökül. Çık oradan. Çık. Anlamsız anlamsız yerler. Gel. Abi her şey birbirine girdi ya. Aman. Oo, dolanmışlar bunlar bayağı birbirlerine ha. Sazan sarmalı olmuş burası. Bitmiyor ki gerizekalı gitse. Çık şuradan çık. Gerizekalı device'ı seni ya. Bırak. Senin yapacağın işi. Yani Allah aşkına. Hakikaten yapacağın işi yani. Bu ne? İki basamaklı öyle mi? İyi. Ver. Hakikaten kurdukları yönteme göre çözeyim dedim ama yani. O kadar gereksiz ki kurdukları yönteme göre çözmek. Yürü. Allah Allah. Dur. Bunun devamında ne olacak? Buraya bir tane top mu koyacağız? Allah Allah. Ben koyayım mı topu? Allah Allah. Bunların hepsini mi koyucu soruyor? Bir tartı mı? Bir tartı olabilir.
Sür keke. Tabii. Sincap'ın kızı yandırdın bizi. Cam ver lan. Robin Williams bu oyun serisini çok severdi. O yüzden kızının adını Zelda koydu. Bunu paylaşmak isterim. Zelda diye Türk ismi de var. Ya da Kürt ismi galiba, emin değilim. Zelda. Zelda hala falan yok muydu sizin? Girme mi? Ne girmesi ya? Merdiven vardı topların orada. Ha, sandık diyorsun. Vallahi kaçtı. Mehmet kusura bakma. Çok güzel. Evet, Goron şehrinin şırayını açtık. Bakalım burada ne mevzular oluyor. Bunlar bir şey yiyip yiyip kafayı sıyırmışlar. Ha, bu ortada pişen etlerle alakalı herhalde. Hacı? Ne var ne yok, ne örüyorsunuz? Ah be, ben size kaya kızartması yemeyin demiştim. Ah, kızarmış kaya yiyorlarmış bunlar. Mermerlenmiş kaya rostosu yiyorlarmış bunlar arkadaşlar. Sen Link değil misin? O kadar küçüksün ki fark etmedim seni diyor. Adamla düzgün konuş falan. Adam baya faşist etmiş kendini, tamam hocam. Zelda'yı arıyorsun, tuhaf şeyleri merak ediyorsun. Ama Zelda zaten kayıp. Taşlarla alakalı bir şeyden bahsettiler ama adam susturdu. Zelda'yı sorunca sarışın kız falan deyince bunlar şey dediler. Senin taşları çıkarttın ya da sarışın kız yok mu falan dediler. Böyle bir anda ilginç bir durumlar oldu yani. Neyse, bu şehirde zırh mırh satılıyor mu ya? Aha, satılıyor vallahi. Flame Breaker Boots. Ha, ateşten etkilenmeme zırhı satılıyor burada da. Ve yani 1400 lira, 1200 lira falan tanesi. Bundan alayının kafası gitmiş ha. Ya biz bu işin sonunda muhtemelen volkana falan tırmanacağız. Kaç
Kıçımdaki zırhı değiştireyim ya ben. Soğuktan koruma zırhı var üstümde hala. Hatta şöyle ferah ferah bir etek giyeyim. Oo. Kuş üfledikçe daha da serinlerim şimdi. Oh vallahi seri dedim. Ne oldu? Mağara gibi bir adamın ağzına girdim ha. Tabii ki. Yip yip. Bir kere daha. Bizim ne kadar paramız var derseniz 1200 liramız var. Burada zırhın parçasını 1200'den satıyorlar. 3 parça bütün zırhlar. O yüzden biraz üzüldüm yani. Biraz mutsuzuz yani. Bir tane sarı boncuk çıktı. Herhalde bu herifin madencilik yaptığı yere gidip ne bok yediğini görmeye gidiyoruz şu anda. Altıma da etek giydim ki ferah ferah gideyim. İskoç vatandaşı Zelda ile veyahut da Link ile geleceğe doğru. Ha, buradan çıkarıyor belli ki malları bak. Burada dükkan kurmuş. Dükkanını kurmuş valla. Hayırlı tıraşlar. Aslanım. Dur senle bir şey konuşacağım. Bunu konuşacaktım. Oha! Oğlum o kafanda senin ne varmış? Tek vuruşta öldürüyordu la herif bizi. Anası sattım oyunda bizi tek vuruşla öldürmeyen zaten hiçbir şey yok galiba yani. Ha 17 hasar ekliyormuş Gokoblin Punk bu arada. Eyvallah anladık güçlüsünüz de. Yani benim hakikaten yeni yeni zırhlar almam lazım ya. Her girdiğimiz kombatta neredeyse tekte ölüyoruz. Ama hiçbir zaman da tam olarak tekte ölmüyoruz. Hep böyle hayat bizi uçlarda bırakıyor. Yemeğim azaldı ama. Bir ara bir yerden bir tencere bulayım da yemek pişireyim. Ahtapotları da vururlar. O değil de iksir yapmayı çözemedik hala ya. Bir ara onu da çözmek lazım. Abi zırhımız az kalıyor. Milfperi'ye gidip yükselt bence. Ya Milfperi'ye gittik de Milfperi çıkmadı ki dışarıya. Ben flüt duymazsam çıkmam dedi oturdu kaldı. E ben flütü nereden bulacağım yani? Taito. Sen diyor işçi misin diyor. Bir şeyler satabiliyoruz bu şahsa. Satabileceğimiz çok şey var aslında. Rubiler bilmem neler. Bir sürü bokoblin parçamız vardır. Yüzlerce biriktirdiğimiz parçalar var ya. Onları ufaktan okutalım yani. Mesela örnek veriyorum.
Bakıyorum şimdi. Soldier Construct Horn'larımız, bir şeylerimiz, bir sürü. Bokoblin Funk var mesela. 30 tane birikmiş. Sat. Moblin Funk var. Birikmesin bunlar. Yaratık dövdükçe düşen itemlar bunlar yani. Horribling Claw. Lizard Fuss Talon. Bir takım bir şeyler. Zonite'ler var, 144 tane falan filan. Bakıyorum daha. Rubiler var. Ben biraz internetten en çok en pahalıya satılan itemler nereden çıkıyor filan gibi bir şeyler baksam iyi olur. Çünkü millet acımıyor. Ha bak, yemeklerin fiyatları var. Mesela et yemeği 20 liradan gidiyor. 23. 36 liradan giden yeşillik var. Salata 36'dan gidiyor. Aslında yemek fiyatları ya. Yemekten para kazanılır gibi. Bak, 2 tane et pişirmişim. 30 liradan gidiyor. Güzel. Biraz oralardan falan belki para vururuz yani. Öbür türlü zor. Aşağı inmeden diyor, ateşten korunma zırhı giy diyor. Flamebreaker Armor burada 700 lira lan. Öbür tarafta niye 1500 liraydı oğlum o zaman? Hayda. Zoom ki ben her türlü inerim. Çok sıcaklarsam gelirim geri. Nerede bu madenin girişi? Ha buraymış. Çekilin lan bebeler. Hadi abi hadi. Eğer diyor buradan o tuhaf marble'ları çıkarmalarını engellersen diyor, girişmene izin veririz. Zaten ben ona geldim aslanım. Oha. Hemencecik içerisi aşırı ısındı ha. Ulan. Bizi sıcaktan koruyacak bir şey yapsam. Şuralarda bir ocak mocak bir şey var mı, ona bakayım hemen. Aa varmış. Fireproof elixir. Fireproof lizards. Bir dakika ne diyor? Fireproof lizards ve yaratık parçalarıyla. Fireproof lizard bende yoktur ha. Dur bakayım, sıcaktan korunma elixir yapabilecek bir şey var mı elimde? Şöyle bakalım. Soğuktan koruyan boncuk var. Yüzme hızımızı arttıran bir şey var. Buz kılıcım var mıydı benim? Topaz Rod. Safir Sword. Aa, Safir Sword bizim kıçımızı soğutur. Aynı yöntemle ilerleyebiliriz yani. Gidelim bakalım çalışacak mı? Demek ki bütün araziyi ateş kılıcıyla geçtik. Buraya da bu soğuk kılıcıyla geçelim. Oha! Asla öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Yuh! Abo! Bu içerisi neymiş abi bu kadar? High tail lizard. Sticky lizard. Bu diğerlerde aslında bir kertenkele bulmak çok zor olmuyor ya. Birazcık kessek buluruz. Aa bak, gidiyor orada bir tane. Kertenkele de genelde mağaralarda bulunuyor. Mağaralarda az gezince buluyoruz genelde, biliyorsunuz. Arazilerde illa etrafta vardır. Hıp.
Hops. Problem. Problem. Niye yer altından çıkan eller geldi ya şimdi? Kaldılar orada itoğlitler. Gittiler. Çıktıkları yerde tuhaf bir şekilde ot yetişti. Dondurucu jel pişireceğiz. Kankam nasıl yapacağız onu ya? Bir bulsam. Şimdi ben şuralardaki kertenkele buldum mu o işi çözerim bu arada. Siz gerilmeyin. Bu iş bir beka meselesi. Ya da beka. Bu ne lan? Lol. Bu kayaları böyle ters çevirince bunlar ölüyor böyle, biliyor musunuz? Şu ahtapota silah fırlatınca ne oluyor? Ah! Ölüyormuş. Evet. Aşırı da bir şey değişmedi. Lan oğlum, arayınca mağara bulamaz mıyız ya? Sanşurum ne işe yararsın? Soğuğa dayanıklılık veriyormuş. Oğlum bana soğuğa dayanıklılık vermeyin lan. Bana sıcağa dayanıklılık verin. Aha, mağarayı bulduk. Aynen. Aynen kardeşim. Au. Ulan seni daha benim yancım öldürüyor lan tek okla. Sen nesin? Kim köpeksin yani, benden şey yapıyorsun, aşık atıyorsun. Bunların da godüne vurdukça para döküyorlar böyle. Oğlum burada yanıyor lan. Lan oğlum nasıl bir yermiş burası? Mağaranın içine gireyim dedim. Mağaranın içinden çıkan sıcak havayla kaşlarım seyreldi. Soğuk araziye gitsek, soğuk arazide chill shroom bulur muyuz? Ha, varmış hatta. Ha vallahi bak, chill shroom. Can be used to cook dishes that allow you to stay cool even in arid regions. Ha, okay. Varmış ya item'ımız aslında. Dur gideyim şunları bir pişireyim bakayım, ne kadar sıcaktan koruyormuş bunlar. Breath of the Wild'da volkan kısmında oynamış mıydım? Bu oyunda mı ilk geldin? Merak ettim. İlk bu oyunda geldim. Breath of the Wild'ın tümünü bitirmemiş bir kişiyim. Hatta yayınlarda bıraktığım yerde bıraktım. Ondan sonrası da genelde internetten baktım. Finale kadar gideceğimiz ilk Zelda'mız olabilir bu beraberce yani. Breath of the Wild'da bir noktada bitiririz diye düşünüyorum. Bence bundan sonra hatta. Vurun bakayım lan beni sıcaktan. Heat resistance 12.30. Süper. 12 dakika 30 saniye heat resistance aldık. Hem de 2 çarpı. Ver abi.
Tamam, işte bitti bu iş. Sırtımıza da soğuk şeyi taktık mı? Aha, taktık. Artık bize bir bok olmaz. Unbearable heat diyor ya hala ya. Yeter da. Hala unbearable heat diyor ha. Aha, vallahi Zelda lan bu. Ha, senden o maskeyi çıkaralım da eski haline geri dön abi. O maske seni bozdu diyorlar. Allah Allah. Zelda böyle şey yapmaz ya. Aha. Baba boss fight mı? Ben yanıyorum yalnız ha. Kalkanın falan yandı oğlum. Lan boku yeriz. Lan oğlum boku yeriz. Ayda. Üf. Abi biz o kertenkeleyi bulup geleceğiz ya her türlü. Yine kaldık kertenkeleye arkadaşlar. Yani herif zaten boss fight. Bir de üstüne. Peki demek ki mantarlar gitti mi? Ay, mantarları harcamadan önceki halimize döndürmüş oyun bizi. Aha. Kertenkele bulduk. Vallahi kertenkele bulduk ha. Bir tane daha bulur muyuz az daha gelsek? İki tane atayım ki etkisi bol olsun istiyorum o yüzden. Para vermeyeceğim abi o zırha. 700 lira. Ben bu tarz oyunlarda çok cimri birisiyim. Ya da akşam serinliğinde mi girsek acaba içeriye? Onu da düşünüyorum. Attım bakalım kertenkeleyle hayvan böbreğini. Fireproof elixir, flame guard 5.40. Ne diyorsunuz? 5 dakika 40 saniyede çözer miyiz bu işi? Bence bok çözeriz. Ama gidiyorum. Girdim valla. Hocam buraya hızlı geçelim. Demin aynı grafiği izleyip dayağımızı yedik. Hadi hocam. Geç hocam, biz kombata geldik buraya, hadi. Geç kardeş, geç. Soğuk saldırısı yapabiliyor muyum acaba? Şimdi onu deneyeceğim. Aha var. White çuçu jeli. Ugh.
Oğlum ben yanıyorum hala. Babacım. Daha bu ne lan? Abicim ama söylediğiniz item'ı da yaptık ya. Tatsız. Alisel hoş geldin. Ha, üst üste birkaç tane efekt bilmiyor. Ben ikinci yemeği yediğim için birinci gitti. Cık. Hay Allah. Kusura bakmayın onu unuttum ya. Pardon. Okey. Pardon. İksirin etkisi geçti. Ben de zırlıyorum. İksirin etkisi geçti. Nasıl olacaksa. Tamam hallettik şimdi. Bu arada soğuk sopa yiyince adamın Allah'a şaştı yani. Onu biz şimdi hallederiz. Bir tane ondan. Bir tane de bundan. Pişir bakalım. Kombat başlayınca içeyim ben bu iksiri. O zaman özellik vermeye yemek yapayım bir iki tane de. Başımıza iş gelmesin. Yani o boss fight'ta elde hasar alacağız. Bonus vermeyen bir şeyler yapayım da. Ay bir de geçilemeyen cutscene var evet ya. Neyse halledeceğiz hayırlısıyla. Yaptık değil mi? Yaptık. Yemeğimizi bir yiyelim. Bir canımızı hayırlısıyla bir dolduralım inşallah. Heh, canımızı fullledik. Fireproof'u da yaptık. Soğuk kılıcımı da aldım. Gidiyorum. Umut Avcı 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Ali Selk Serif 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Sağ olun, var olun. Haydi geç bu demoyu. Neden geçmiyorsun? Her şeyi geçmeyi biliyorsun. Keşke bunu da geçsen. Şimdi biz bu herifi döveceğiz. Bu herifi dövmekle bu iş bitmeyecek biliyorsunuz ki. O diyecek ki hemen. İşte beni de bana da bu maske şuradan geldi falan filan. Yani buradaki volkanın içine girmeden bu iş bitmeyecek muhtemelen. Tamam. İçtik ateş zırhımızı şimdi. Abi herif hasar almıyor ki. Allah Allah. Hadi hallettik ki bu işi. Herifçi oldu bizim iksirin vakti geçsin diye bekliyor resmen. Sısı lan. Al. Ya sıcaktan soğuğu geçince öyle kırıldı işte. Ha, kendine geldi.
Oy uşağım. Ah kendine geldi it oğlu it. Ya işte Zelda gidiyor. Ah kadınlar. Aa bizi buraya gömecek. Oğlum burası sıcak lan. Hayır ben teleport olurum da. Siz ne yapacaksınız? Herkes iyi mi falan filan diyor. Ne oldu kardeşim? Kendine mi geldin? Aha bir ses bizi çağırıyor. Bu onun sesi. Zelda buna demiş ki ha bu maskeyi tak demiş. Aa yanımıza vallahi adam geldi ha. Aa, ulan bu herifle çok iyi oynanır ha bu oyun bundan sonra. Ay süper sen de oyunun geri kalanında bizle takılacaksan harika olacak ha. Yuvarlayıp yuvarlayıp sıkarız milletin üstüne bu topacı. Topaç baba türbesi. Çok güzel. Kardeşim Zelda'yı arıyorsun bulamıyorsun değil mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O hissi en iyi ben bilirim. Dağdan çıkan bu kırmızı şey nedir? Hatırlamıyor musunuz efendim? Tehlikeli oraya gitmeyin demiştiniz bize. Kendisi gitmiş dağ ne olduğunu araştırmaya döndüğünde de o maskeye giriyormuş. Aa kraterde diyor Prenses Zelda'yı gördüm. Bana bu maskeyi verdi ve yeni bir görev verdi. Yani ölüm dağında mı Prenses Zelda yaşıyor? Evet belki yukarıya çıkarsak Prenses Zelda'yı buluruz. Tamam işte alacağız Link'i de yanımıza. Çıkacağız dağa. Öyle mi? Buradan dağa gitmek için yol da var galiba ha yanlış görmüyorsam. Vallahi var. Gel koçum. Pat diye gidiyoruz şimdi o dağa. Sakın sıkıntı yapmıyorsun. Dağymış bilmem neymiş. Bunlar bizi ırgalamaz. Gel Kumki. Gel kardeşim sen de benle şimdi gidiyoruz. Bak. Yaşasın be ulan ne gittik be. Kapanma. Rezil olduk dünyayla. Bas keke bas. Vallahi gidiyoruz ha. Ne oldu ufaklık? Ha? Gel buraya.
Karı kuru bre. Aa biz bunu böyle fırlatacağız her yere. Ay süper. Lan oğlum. Lan bambaşka bir yere gitti buraylar. Neyse görelim bakalım nereye gidiyormuş buranın solu. Onu da bir görmüş olalım. Sık olur. Aa demin giremediğimiz mağaraya giriyoruz ha. Neyse hala flame guard'ımız varken girmek lazım biliyor musun? Gel Zumki. Çok güzel. Fan var mı burada? Fan da var. Onlar 1 dakika 32 saniye sonra öleceklerini biliyorlardı. Yine de gittiler. Belki de dönmemek vardı ama önemli değil. Bu Zelda davasıydı. Zelda. Bas bakalım. Çekilin lan. Lan oğlum lan. 0.50 saniyede bir yerlere varmazsak bağırarak öleceğiz. Hayatta 0.50 saniyede bir yerlere varacağımızı zannetmiyorum. Lan. Yirmi beş saniye oğlum. Boku yedik. Ben buraya daha sonra tekrar geleyim. Hoş geldin Resident Evil. Aa bitti Cobra Protection'ımız. Ölüyorsun. Lan oğlum ölüyorum lan. Avlara düşem de kurtulam. Daha sonra tekrar geleyim yanıma başka flame potion'lar da alıp. Burada bizi yaşatmazlar. Yaşatmazlar yani. İyi bak mağaranın girişine geri tükürüldük. Tamam. Sen bizi şu Goron şehrine tekrar at bakayım. Yalçınkaya doğum günü kutlu olsun. Asus'un el konsolu 26 Mayıs'ta Türkiye için ön satışa geliyor. Gördüm de 30 bin lira civarı mı para bahsediyorlar ROG Ally için. Yani iyidir hoşdir ama 30 bin lira da biraz fazla be kardeşim. Onu da söyleyeyim yani. Bunu da belirtmek isterim. Ben de merak ediyorum yani. Nasıl bir konsol falan diye. Fakat. Biraz tuzlu geldi bana. El konsolu için. Hoş geldik. Masaj mı? Ver bakayım lan bir masaj yaptırayım. Hem yatak hem de masaj istiyorum. Ama Red Dead Redemption tipi masaj ha. Başka masaj istemem. İyice sırtımızı ezdiler gibi oldu biraz sanki. Ve bir daha asla görüntü gelmedi. Ha geldi. Sağ olasın hocam.
Vallahi çok güzel masajdı. Yalnız benim donum nerede? Masaj sırasında donumu kaybetmişim. Masaj sırasında donumu kaybetmesem daha iyiydi. Biraz gerginim bu sebepten ötürü. Gidelim bakalım şimdi şeye doğru. Tekrar. Heh. Hocam güzel diyorsunuz da ben dağa giden rotayı arıyorum. Dağa. Galiba şu aşağıdan gidiyor. Evet, dağa çıkan rota bu. Sen nereye gidiyorsun ufaklık? Hele nereye gidiyorsun? Ha şuraya gidiyorum ağabey. Abi sen de çok uzağa gidiyormuşsun be. Oo. Oo. Çok tatlısın, çok sempatiksin ama çok uzağa gidiyorsun. Tatlısın. Sempatiksin. Ama yol uzak. Bizim Korok nerede ya? Korok saldın bizi. Neyse biz dağa doğru çıkarken gelir herhalde, yetişir bize. Ha geliyor. Okçusu var, topçusu var, herkes yanımızda. Buralarda yerlerde fan var mı? Bu yerlerde fan var. Taşınabilir fanımı bozdurmayayım şimdi. Seni arar, seni sorar. Korok çiçeği dararım. Hadi bakalım gidiyoruz. Abi sen yorulmuyor mu oraya çarp oraya çarp öyle bütün gün? Yorulmuyor herhalde Zahar. Ulan galiba tepeyi bitemeden bizim şarj bitecek. Vallahi bitmedi. Bayağı yol geldik ha. Bu dağın tepesinde çıkış nereden acaba? Diyeceğim bir tane ray var herhalde buradandır. Sanki koluma 3 roket taksam çıkarım buraya ya. Biraz da bizi uğraştırıyorlar gibi de oluyor. Dur bakayım. Şey yapabilecek miyim? Köpekle uğraşmadan kendim çıkabilecek miyim? Roket var mı benim cebimde acaba hiç? Ya
3 tane roketim varmış valla. Yani baba ben mi uğraşacağım? Aha. Üç kertenkele nasıl kaçtı? Kendi enerjim bitti. Masajım verdiği enerjiyle tırmanıyorum ha. İyi biliyorsunuz bir ardımızı kütletmişler de onun verdiği enerjiyle devam ediyoruz şu anda. Oğlum delikanlı adama chatte simp falan demeyin. Adam çok sinirlenir bak. Ağır laflar simp falan. Dur yere chat şimdi birbirine girmesin. Zelda için dağları deliyor. Hey be. Yok be abicim ya. Ne Zelda'sı ya. Adı batsın Zelda'nın. Maksat vatan sağ olsun. Yoksa sıçayım Zelda'sına. Zelda'nın bana bir ayrı mı dokunmuş 40 senedir? Kıçında koşuyorum kızın. Ben artık Zelda'yı salmış yeni Link era. Bundan sonra Zelda'sız Link çağı başladı yani. Sap era. Adı batsın gerçekten. Ulan gidiyor. Lan oğlum gitme. Gitti mi lan? Gitti mi taktın mı? Gitmiş. Bir tane roket çıkarttım 40 yılın başı. O da aşağı düştü be. Ne yapalım be abi? Şu şuraya çıktım mı gerisi kolay. Vallahi o içeride o madenlerde falan bizi ne uğraştıracaklardı biliyor musunuz arkadaşlar? Oo. Vallahi geldim. Lanet gitsin size be. Oh be. Gireyim şurayı. Şuradaki şeyleri de alayım. Boncukları da alayım. Aşırı saçma bir oynanabilirliği var Nintendo oyunlarının. 99-2000 falan da Game Boy oynuyorduk. 20 sene sonra kendini hala oynatıyor. Başından kalkamıyorum resmen. Evet. Katılıyorum buna. Nintendo'nun bu zihinsel zaferini sık sık konuşacağız belli ki ilerleyen günlerde. Yani şu oyuna bakınca ben artık adamlar kazandı demeden duramıyorum ya. Abi shrine'lara bak artık shrine'lar yani kendi küçük evrenleri gibi bir şey oldular. Baksana arabası marabası var shrine'ların içinde. Lan oğlum biz eskiden shrine deyince 2 dakika oradan oraya bir tüf tüf gider gelirdik yani. Shrine değil theme park artık yani buralar. Yürü lan. Almayayım altıma. Yuh gideceğimiz yere bak. Nasıl gideceğiz oraya biz? Herhalde uçarak gideceğiz. Yani burası belli tabii de.
E şimdi yani tabii siz bunları koymuşsunuz sanki biz buraya kontrol panel ekleyemiyormuşuz gibi ama. Abi biz bu kolu söküp oraya takabiliyoruz ya. Yani. Vallahi. Üstüne basa basa gitmeye çalışırız diye düşünmüştü belli ki ama. Yani teşekkür ederim. Kendim böyle kontrol panelimi takar giderim. Sür. Evet. Aşırı ağır dönüyormuşsun. Allah belanı versin seni. Heh. Aa. Okey. İlginç. Bu yani ferahlatıcı bir shrine olarak tasarlanmış herhalde hani. Gerçi hani akıl edip şu kontrol kolunu şuna takmasan deli gibi uğraşırsın muhtemelen. Biraz ağır dönüyor ama. Thank you. Come again. Sony ve tuhaf kararları PSP'yi öldürmeseydi en büyüğüydü ve rakipti Nintendo'yu buraya kadar getirdiler. Büyüttüler Nintendo kazandı. Valla Rıza. İlerleyen günlerde Sony'nin tuhaf kararları adı altında bakalım daha neler göreceğiz. Bir 2-3 senedir bana sorarsanız Sony birazcık burun aşağı gidiyor. Ama o kadar yukarıda ki burun aşağı gittiği çok fark edilmiyor. Şu 24 Mayıs'a bağlıyorum ben biraz bir şeyleri. Evet. Böylece 8 puanımız oldu. Onu da söyleyeyim. Yani bir ara bir update shrine'a gittiğimizde bir tane health, bir tane de stamina eklerim ben yine. Bayağı şahlandık. Şahlandıkça şahlandık. Kaslandıkça kaslandık. Ole ole dombra. Heh. Söyle. Link. Ha. İşte geldik. Öyle mi? Oğlum bak bana bu ateş zırhını aldırtmayın ha. Ateşten gömlek giyerim. Kesin ateş zırhı aldırtacak oyun bana. Yaşatmazlar abi. Bedenime soğuk kılıcı alayım da ne olur ne olmaz. Abi volkanın içinde boss fight yani. Bok yedim bence ama neyse. Bence pohu yedik ama. Ha adamla mı konuşacaktı lan acaba? Şu an bir şey olmadı çünkü. Yancılar nereye gittiler? Bıraktılar bizi be Cem'cim. Efendim. Dombak. Ha. He canım. He canım. He babo. Buraya geldiğimde Prenses Zelda'yı gördüm. İyi etmişsin Goro. Bana bir tane maske verdi. Sonra da... Bana sahip oldu. He? Gerçekten mi? Sonrasını hatırlamıyorum diyor. Başın geçmiş olsun kardeşim. Yine de kötü olmuş yani. Aa geliyor. Gitme Zelda. Zelda. O ne oğlum? Ne oğlum da artık lan? Oğlum ne oluyor lan? Hayda.
Ya sabahtan beri yediğiniz şey bu işte oğlum. Lan oğlum nasıl döveceğiz biz bunu? Nasıl diyor saldıracağız biz onlara diyor. Oğlum ne bileyim ben. Aha. Lan bu nereden geldi? Aa inanmıyorum ya. Bayağı hava savunma şeyi geldi ha. Bekle lan geliyorum. Oğlum sizi bitirdik şimdi. Bas kanki. Gel oğlum. Analarını ağlatacağız şimdi. Hazır mısın? Çak babo. Hadi köyüne. Geliyorum oğlum ikinci hedefe. Maverick dur. Yapamazsın. Yaparım ha. Lanet olsun. Lanet olsun bu yönetime de. Beni engelleyen komutana da. Ben serseri bir pilotum. Al bakalım ha. Akıllı olacaksınız. Evasion manevraları. Vur oğlum. Adamın patlatırız. Hadi bakayım. Oğlum bu oyun inanılmaz bir şey ya. Şimdi asıl fazı çıkacak biliyorsunuz değil mi? Bu şimdi kakanın içinden çıkabilmiş ilk başlarıydı. Şimdi full çıkacak. İşte geliyor. Ha? Çözüldü mü lan? Oğlum saçmalama, rüzgar tapınağında 8 saat falan dolguslarla dövüştük biz. Bitmiş olamaz böylece. Acaba diyor Zelda deliğe mi düştü diyor. Oğlum dur benim götüm yanıyor lan orada. Allah belanı. Gidiyoruz artık karının peşinden. Allah! Kesin gebereceğim. Oğlum yemin ediyorum ateşe karşı korunmam yok lan. Lan oğlum çok sıcak lan. Yeterince dalarsam belki biraz şey yaparım, soğurum diye düşündüm. Bir tane iyileşme item'i yiyeyim bari. Şu an ne yapıyorsun derseniz aslında biraz saçma bir şey yapıyorum ama şurada bir shrine var ya. Bari şu shrine'ı açayım da gebereceksem öyle gebereyim. Teleport noktam olsun daha sonra gelmek için. Heh. Gerçekten yanıyorsun Fuat abi ya. Aslında sattığımız Zelda'sı yüzünden ömrümüz çürüdü ya. Burası canımızı da doldurur bizim şimdi. Doldurmadı, olsun. Hemen bir yerlere teleport olarak kıçımızı kurtarabiliriz 5 saniye eline. Hop gitti, süper. Uf, gerçekten füme Zelda oldum ya. Wow, 3 mü olmuş saat? 3,5 saattir oynuyormuşuz. Hadi bir 4 saat yapalım da öyle kapatalım bölümü. Bir 4 saatimiz olsun yani. Yandım vallahi ya. Of. Oh. Aa ulan canımız doluyormuş bu sularda. Ha şifalı göl lan tabi burası. Kaynak suyu oğlum bu. Oo. Apliklerime kadar serinledim vallahi.
Bir soyunayım da ben. Abi zaten buralar çok sıcak. Ben niye giyindiysem bir orada bir hata ettik. Oh. Vallahi o neydi öyle ya? Çok özür dileyerek söylüyorum. İki testisimin arasında sıcak hava hissettim. İnsan yaşar mı ya böyle bir şeyi? Anlat anlat, ıslak ve yakışıklıyım. Oh, kendime geldim vallahi. Ben buralarda çıplak takılacağım aga. Bana ne? Vay. Nasılsın? Sabah. Ah. Sana amber satmaya geldim. Bu da bize dilini öğretiyor. Abla dilini öğretme. O karın kasları nasıl yaptın onu öğret. Oha senden topaz varsa 1000 rupi alırım diyor. Al lan. 10 tane topazın yok diyor. Ulan. Aha. Safir mi lan bunlar? Keşke bugüne kadar bulduğum topazları satmasaydım. Quest çıkıyormuş gerçekten. Tuz var. Cane sugar var. Goron spice var. Firefruit arrow. Kafa gitmiş ya. Kaç topaz var ki bende? 10 topazı 1000 liradan alırım diyordu. Ben bulduğum bütün topazları sattım galiba biliyor musunuz? Halbuki chatte de abi satma quest'i muest'i çıkar demişlerdi. Oha iki tane topazım varmış topu topu. İşte şimdi üzüldük. Ya ben şu dağdan biraz aşağı ineyim de. Bu arazideki daha ferah mağaralarda belki şey bulurum. Ula bizim kuş nerede? Heh, geldi. Şu an dağlardan aşağı doğru gidiyorum. Niye gidiyorsun derseniz. Belki dağın daha aşağı kısımlarında diyorum mağaralar bulurum. Mağaralarda da biliyorsunuz şey oluyor. Kertenkele oluyor. Oha, aşırı hasarı yüksek adam var şurada. Bunlar geliyor. Aa tekte alıyordu bak bizi valla. Ne güzel bu oldu valla. Buranın da mı suları şifalı ya böyle? Aa buranın da suları şifalı. Ben var ya öyle bir ucuzcuyum ki. Şimdi açık dünyada her canım azaldığında gelir buraya teleport olur. Canımı fuller bedavadan öyle geri giderim ha onu da söyleyeyim. Bunu keşfetmemiz biraz ilginç oldu. Sık sık gelip gideceğiz buralar artık belli ki. Buralar bizim yeni yuvamız gibi bir şey olacak bir süre.
Üfle lan. Oh, serinledim valla. Ne bu, kamp mı? Kamp ve yine itoğlitlerle dolu. Abicim biz niye vuramadık, herif burada oradan ne güzel ya. Bak şimdi üzüldüm ha. Hemen şuradan bir yemek yiyelim. Hatta zırhımızı da giyelim. Bunlar bizi harcar çünkü. Tamam, çıplak gezdik, eğlendik falan ama. Tuğditler bitmiyordu. Kaç kişisiniz oğlum siz bu kampta? Hadi abi. Allah Allah. Manyak mıdır, deli midir, nedir? Ölünce ölün abicim. Aha, mağara. Yes. Daha girişinde 3 tane kertenkele yakaladık. Çok güzel. İçeride bir iki tane daha bulursak süper olur. Oğlum burası da aşırı sıcak ya. Lan oğlum siz deli misiniz ya? Ya arkadaşlar, daha güçlü zırha para veririm de. Yani sadece sıcaktan korusun diye ekstra zırh satmaları birazcık şey artık yani. Şerefsizlik bana sorarsanız. Ay. Şu silahı şunu emdirebilseydik çok iyi olacaktı ha. Oğlum ne vuruyorsun lan herifi? Şerefsiz ruh. Başka mağara var mı bakalım burada? Vardır herhalde yani, burası maden şeysi. Birden ateş ediyor. Kim ateş ettin sen? Kertenkele mi lan şu? Yemin ediyorum kertenkele. 3. Niye topluyoruz bu kertenkeleleri derseniz arkadaşlar, ite köpeğe 700 lira vermemek için topluyoruz. Dolandırıcılara, zalimlere, haydutlara, hiçbir boka yaramayan zırhları bizlere 700 liraya satmaya çalışan komprador burjuvalara karşı topluyoruz. Haberiniz olsun. İyi günler dilerim. Ulan heriflerin line of sight'ı çok iyi ya. Ama kafadan da tek yiyorlar. Bok yedik. Kafasını da kırdık. Şu
düşmanların kafasında silahı kırmak çok keyifli ya. Chat'te çoğunlukla gelen arkadaşlar şey soruyor. Ya kırılmayan silah yok mu falan diyorlar ama arkadaşlar yani sırtında sopa kırarcasına böyle güp diye oturttuğun zaman o sırtına böyle şeyi. Onu anlayamazsınız yani öyle söyleyeyim. Aksine daha çok kırabilsek keşke kafalarında bir şeyleri. Demin ne yaptım derseniz bir önceki bölümde yaptım. Belki bu sefer görmemişsinizdir ama düşmanlar bize bir şey fırlattığı zaman o fırlattığı objeyi geri sardırarak zamanda bir takım şeyleri kendilerine geri fırlatabiliyoruz. Onu yaptım. Bence çok tatlı bir şey o. Abi kolay gelsin. Ben şu sandığı açayım. Sen çünkü saçmaladın orada. Biraz kötü kötü yaptın kendini. Yine 250 silah geçmişiz farkında olmadan. Gel bakalım lan düello ile alacağız bu eli biz belli ki. Eyvallah hadi öl şimdi. Dankeschön. Bir süre hasar yedik ama geçti gitti. Buranın kulesi nerede acaba ya? Bak buralarda çok gezdik ama buranın kulesini hiç göremedik daha. Şurası değildir değil mi buranın kulesi? Orası çok uzak. Belki de buranın kulesi uzaktadır. Aslında dağın tepesine çıksak buranın kulesini hemen görürüz ha. Getirdi beynime yedim bombayı. Yanımızda küçük okçu kuş var ya. Çok işe yarıyor ha. Hem agro çekiyor hem nefes basıyor. Buranın kulesini niye soruyorsun derseniz kuleler araziyi açtığı zaman etrafta şey varsa onları görmemizi sağlıyor. Mağara filan. Biz de şu an mesela mağara arıyoruz ya. Aa bak. Oh biraz şu şifalı sularda serinleyelim. Hep çok tatlı burası. Gelip gelip canımı doldururum ya ben burada. Oo. Vallahi kendime geldim. Burası da çok sıcaktır şimdi. Abicim ya inanılmaz yani. Hiç mi sıcak olmayan mağarası yok aga bu bölgenin? Yani siz buraya ilk girdiğinizde nasıl girdiniz abi? Şu ne lan? Ama Allah var arazinin her yerine kertenkele koymuşlar gerçekten baksana. Mağara mağara deyip duruyorum ama mağaranın sıcağından kertenkeleler de sıkılmış hepsi dışarıda.
Kertenkele avlayacağız diye okları bitirdik yalnız. Bu nedir baba ya? Bedrock Bistro. Alevli karnabahar gibi bir yer ya. Aa, millet burada da kafayı yemiş. Kusura bakmayın harcadım ama bana başka bir tane daha şey getir. Bayağı alev çuçusu var şurada. Ve bir de shrine var. Şu alev çuçusunu bir dövelim. Çuçu mofo. Aynen. Ahırımsı bir binaydı demek ki ama ahır hizmeti vermiyordu yani. Sıcak kalıcı çözüm bulmak lazım. Para kasıp zırh mı alsan? Cık, hayatta vermem o parayı. Biz parayı kolay toplamadık efendi. Biraz cimriyimdir ben böyle oyunlarda. Tahmin edemezsiniz yani benim. Gerçi Resident Evil serilerimden bir tanesini izlediysen... Oo, götüm yandı. Hop. Helal olsun, akıllanmadın ha. Aynı sopayı artı arka 6 kere yedin ha. İyi misiniz? Ben de iyiyim. Hamdolsun bir ihtiyacımız, sıkıntımız yok. Yaşıyoruz bir şekilde. Şunun üstte dur lan. Heh.
Aa, meşhur su veren itfaiyenin hortumunu item'ı değil mi ya bu? Vallahi öyle. Ya şu oyunun çeyreğe kadar mekaniğe sahip oyunlar. Oyunum diye piyasaya çıkıyorlar. Ne çeyreği? Onda biri. İnanılmaz. Nintendo bayağı şey demiş. Oğlum bundan sonra puzzle oyunu yapmayın lan. Kapatıyoruz falan demiş herifler yani. İnanamıyorum oyuna artık yani. Onu da mı yapmışlar? Onu da yapmışlar. Ya. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten Nintendo şey demiş. Oğlum bundan sonra bir daha Last of Us'la Cyberpunk dışında oyun yapmayın ha Amerikalılar falan demiş herif. Geri kalan bütün fikirleri biz bütün bir tek oyunda eritiyoruz. Hadi yavrum yallah falan deyip baya böyle küçük bir popolarına minik bir şaplak vurup göndermişler. Yazık. 3A oyun geliştiricisi olsam öyle Ubisoft, CD Projekt Red falan biraz şey olurum böyle yani. Adam kazandı abi falan olurum yani. Hayır bir de yani benzersiz fikirler değil. Daha önce başka yayınlarda da söylemiştim ya. Yani Nintendo'nun becerdiği şey benzersiz fikirler değil bir de ha. Mevcut fikirleri iyi kullanmak sadece yani. Abi başka bir oyun seni bu kadar fazla şaşırtıp inanılmaz dedirtti mi? Half-Life Alyx. Arkadaşlar ama öyle demeyin ya. Kratos'lu oğlunun hikayesi. Ah be abi. Sizi de etkilemedi mi be? Ulan bak şimdi ağladım ya. Ah be abi. O çocuğa böyle tam elini atıyormuş gibi oluyor sonra atamıyor elini. Ha? Ulan be. Bak şimdi gözüm doldu ya. Hemen gideyim Kratos baltasına 900 TL vereyim. Aga be. Ağlıyorum kahrımdan. Şurada bir kule var lan. O mu acaba bizim kule? Bak ha şurada. Sen dur lan. Bak. Bak hele. Şu mu lan? Galiba bizim kule orası. Ve uzakta. Ya siz geçen görev şuraya uçuş aletleri koymuştunuz. Onu kaldırdınız mı? O sadece o görevlik miydi? Ya yazıklar olsun. İnsan onları kaldırmaz ya.
Biz buradan oraya nasıl gideceğiz? Çok yol lan orası. Oo, gerçekten de bu arazinin şeyi orası ama ha. Gerçi bir dakika, şurada bir tane şuraya gitmişiz. O şuraya yakınmış. Gideyim oraya tekrar. Buradan uçmaya gerek kalmadı yani. Aa, hatta buradan başı gözüküyormuş kulenin ha. Boydan görmediğimiz için kule olduğunu anlamamışız sadece. Şöyle bakayım. Oo, serinledim valla. Keşke su sıcak yerlerde de şu kuş üfleyince serinlesek. Öyle bir mekanik olsaymış. Gerçi belki kuşun nefesi sıcaktır, insan bilemiyor ki. Çok güzel. Bu arada 11 tane okumuz kalmış ha. Ok rezervleri 2002 seviyesindeymiş. Aynen aynen. Bozkurtlar ulusun, Tanrı Link'i korusun. Ne oldu? Ha. Allah Allah. Evet. Kule de çökmüş. Aa. Kulenin tepesine çıkmak lazım diyordu adam. Ulan ben de nasıl çıkacağız diyordum. O sırada gökten parça düştü. Bakar mısın işe? Sar oğlum Ahmet. Hay Allah, kulenin tepesine nasıl çıkacağız ya? Neyse dur bakalım, buluruz herhalde bir yolunu. Allah büyük. Evet. Evet. Gideyim biraz fotoğraf çekeyim gökyüzünde. Ne zevkli ya. 1000 yıllık PC oyuncusuna el konsolu aldıracaklar. Vallahi Eren, yani evet, gerçekten Zelda 2 oyundur dünyanın en başarılı oyunlarını üretmekle beraber şeyi de söylemek lazım. PC'de emülatörle güzel çalışıyor, araştırabilirsin yani. Güzel açtık burayı da. Ay, saat 4'e doğru gidiyor. Arkadaşlar 3 saat 53 dakikayla bu bölümümüzde de bir noktaya ulaştık diyorum. Ufaktan kapatıp yatışa geçerim ben de. Sağ olun, var olun yine bu saatlere kadar izleyenler. Bakamıyorum bu arada ya. Abi trenle yeni adam geldiğine inanamıyorum bu arada.
Şurada bir gitsem mi ya kapatmadan? Hani bu adam geldiyse biz de gideriz hesabı. Bas keke. Biraz ağzını kırdık gibi oldu ama ağzını da kırdık yani. Tam benim iki vuruşumun bir tanesinin arasında yancımda ok atınca çok fena oldu yani çocuk. Geldik bir yerlere yine. Tırmanalım bakalım. Yo ne tırmanması ya? Tabii ki de asen de atacağız. Nerelere geldik acaba hakikaten ya? Kesici item yalancısı. Abi nereler nereler var böyle ya, acayip. Kapatamadım bölümü ha. Yine yandık vallahi. Oyuna bak be. Ya kral. Sen oyunsan ötekiler ne? Vallahi zorluyorsun. Sevgili Breath of the Breath. Zorluyorsun. Milleti de ekmeğinden edeceksiniz artık yani. Yapmayın bu kadar. Bazı şeylerde eksik kalsın. O da olmayı versin ya. Bir şeylerde eksik kalsın ya. Değil mi arkadaşlar? Her şeyi de sen yapma abi. Yerin göğün ve yer altının aynı onda olduğu bir açık dünya kurup üzerine inşa edilebilir aletler koyup sonra bunları gönlüne göre kullanma özelliği verme abi. Verme. Yani millet ne yapsın artık? Hep herkes tek bir oyun mu oynasın abi? Allah Allah. Çok ilginç işler. Vallahi. Evet sevgili dostlar. Yani bunun sonu yok. Gördüğünüz gibi bir bataklık düştükçe çıkamayacağım içinden. Fırsat bu fırsat. Saat de 4'e doğru geliyor. Gerçek dünya saatiyle. Playlistten izleyen herkesin de alınlarından yüzlerinden öpüyorum. Videolara inşallah like bırakmayı unutmuyorsunuz. Önceki Zelda videolarını izlediyseniz onlara da like bırakmayı unutmuyorsunuz. Hatta genel olarak bu kanalda video izlediyseniz ve like basmadıysanız neden? Bunu bir düşünün. Kendinize iyi baktınız. Haydi görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler.